Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın merak ve heyecanla beklenen final günü başlıyor. Bugün tarzı ve yorumlarıyla dikkat çeken aslen Hataylı yarışmacımız Murat'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Sonunda masanın en çok konuşulan yarışmacısı Murat'ın günündeyiz. Evet, benim günümdesiniz. Güzel bir menüyle karşılayacağım arkadaşlarımı. Murat'cığım, menüyü daha sonra konuşacağız. Ama önce yanındaki bu güzel hanım kim? Bu hanım benim 7-8 yıllık arkadaşım, hem de ortağım, hem de komşum. Tekmili birden yani. Peki kaç yıllık komşun, kaç yıllık ortağın? 1 yıllık komşum, 2 yıllık ortağım. 7 yıllık da arkadaşım. Hanımefendinin bir ismi vardır herhalde. Derya. Derya Hanım. Deryacığım nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bomba gibiyim. Deryacığım çok şıksın. Teşekkür ederim. Sizin için hazırlandım. Bu arada tırnaklar da efsane. Şöyle bir yakından bakayım. Sizin güzellik merkeziniz var değil mi? Evet, evet. Bizim güzellik merkezimiz. Murat'cığım bize hikayeni anlatsana. Seni biraz tanıyalım. Benim hikayem şöyle. Ben 24 yaşındayım. İsmim Murat Serindere. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşıyorum. Avcılar'da güzellik merkezim var. 2 yıldır güzellik merkezi sahibiyim. 4 yıllık bir eğitim aldım. Cilt bakımı üzerine, protez tırnak üzerine, kalıcı makyaj üzerine eğitimlerimi tamamladım. Ve kendi işlerimi açtım. Ve Derya'yı da kendime ortak ettim. Derya'cığım, Murat nasıl bir ortak? Ya gayet anlaşılır bir ortak, uyumlu. Sözümden pek çıkmaz. Beni dinler. Vallahi masada kimseyi dinlemiyor. Yaş olarak ben biraz büyük olduğum için ondan genelde dediğimi yapar, dinler. Sorma sahip, kaç yaşındasın ki? Ben 36 yaşındayım. Peki evli misin? Hayır, değilim. Benim gibi evde mi kaldın yani? Tercihen bekarım, öyle söyleyeyim. Murat öyle dedi. Ay dedi. Ortağım evde kaldı dedi. Ortalığı karıştırma şimdi sen. De sen masalarda hep ortalığı karıştırıyorsun. Ben masada karıştırıyorum. Arkadaşlarım arasında böyle şeyler yapma. Ya Murat'cığım o değil de sen yemekler kadar dolgu, efendime söyleyeyim tırnak, kıyafet konuşup durdun. Nedir bu görsellik takıntısı Allah sen? Bendeki şu takıntı olayı, ben nasıl kendime özen gösterdiysem sofrada onların günlerinde, onların da kendi günleri olmasına rağmen göstermediği özeni ben sağladığım için ister istemez kendimi haklı bulup eleştirdim onları. Bence misafir ağırlayan bir kişi ona göre kendine özen ve tertipli gelmeli o gün için. Tamam da Damla'nın 2 cc'lik dolgusuna bile taktın ya. Damla Hanım'ın dolgularını takmadım. Şöyle taktım Damla Hanım'ın dolgularına. Sadece merak ettim kaç cc yaptığını ve vakit bulabiliyor mu diye sordum ben Damla Hanım'a. Derya'cığım, Damla'nın iddiasına göre Murat'ta da yarım cc dolgu varmış. Doğru mu? Murat'ta hiçbir işlem yok. Ben bizzat buna kefilim. Çünkü hayır, bizim işimiz gereği Murat ekstra bakımlı bir insan. Zaten yaşı çok genç. Şu an böyle bir şeye ihtiyacı yok. Gülbüş'cüğüm, sen 24 yaşındaki gencecik bir adamdan nasıl bir kırışıklık bekliyorsun? Veyahut da Damla nasıl bekliyor? Ve Damla'ya buradan bir şey söylemek istiyorum. Damla bence dudağındaki dolgudan önünü göremiyor. Bendeki CC botoksu karıştırdı ben. Şimdi senin dudaklarında dolgu yok mu yani? Hiçbir şey yok. Doğal güzelliğim bu. Ya Derya'cığım, Murat ilk günden beri masaya dezenfektanla oturuyor. Yarışmacılar onun gerçek hayatta böyle titiz olmadığını düşünüyor. Sen ne diyorsun? Bence gerçek hayatta daha fazlası. Siz onu görmediniz. Evde, işlerinde olsun. Daha büyük dezenfektanla geziyor. Islak mendil olsun. Devamlı elini yıkama gibi huyu var. Eldivenle devamlı iş yapar. Hadi ya! Dedikleri gibi şov yapmaya gelmedin mi yani? Ben şov yapmaya gelmedim. Şov yapmaya gelen Damla Hanım çok belli zaten. Yaptığı yemekten de verdiği saçma sapan puanlardan çok belli. Ben tek şov yapmaya gelen Damla Hanım'dı. Yaptı zaten şovunu. Bugün benim günüm. Ben bugün lezzetimi, temizliğimi, titizliğimi, masa nasıl ağırlanır onu göstermeye, nasıl giyinir onu göstermeye geldim. Ve başaracağıma da inanıyorum. Kazanacak mısın? Kesinlikle kazanacağım. Tabii ki de. Ben buraya şov yapmaya geldim ama dudak dolgusu şovu değil, yemek şovu yapmaya geldim Gürbüz. Bu haftanın şampiyonu belli, tabii ki benim. Peki güzel yemek yapıyor mu? Güzel yemek yapıyorum. Derya'ya sormuştum.
gayet güzel yemek yapar. Özellikle et yemeklerini çok güzel yapar. Hadi o zaman bize menünü say lütfen. Benim ıspanaklı buraniye. Vay! Evet, Hatay yöresine ait güzel bir çorbamızdır. Sen Hataylısın değil mi? Evet, ben Hataylıyım. Kadim şehrimiz Hatay'ın ıspanak borani çorbası. Evet, kesinlikle ve has doku vermeden, bir şeyi koymadan, Derya Hanım sürekli diyor ya hani, sürekli bir şeyler ekleyin. Ben ana tarife sadık kalacağım. Çünkü ben Hataylıyım. Tarifinin bozulmasını pek sevmem. Vay vay vay! Pastırmalı sıcak humus veriyorum. Evet, nohutumu da kendim kaynatacağım, deneyeceğim. Bravo! Ondan sonra patlıcan kebabım var. Oy 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 oy. Evet, firik pilavım. Yine Hatay'a özgü bir pilav. Çok güzel bir pilavım. Akdeniz salatam. Ve en büyük şov taş kadayıfım var. Bravo! Taş kadayıfı kendin mi yapacaksın? Tüm işlemi ben yapacağım. Deryacığım yapabilir mi? Denedi aynı menüsünü ve yedik. Gayet de güzeldi. O zaman markete gidelim mi? Gidelim Gürbüz. Hazır mısın? Hazırım. Deryacığım şans dile istersen arkadaşına. İyi şanslar. İyi şanslar. Görüşürüz. Hadi şimdi doğru markete. Görüşürüz Gürbüz. Koş Murat koş. Murat Bey'in menüsünü çok basit buldum. İnanılmaz basit ve benim menümün yanından asla geçemez. Ben yetiştirebileceğini de gerçekten düşünmüyorum. Bence bu menüyle Murat Bey asla birinci olamaz. Eğer ki Murat Bey bugün eksik menü çıkartırsa zillerimi takıp şıkıdık şıkıdık oynayacağım. Menüsünü kesinlikle beğenmedim. Çok kolaya kaçmış. Ayrıca kalori bombası dediğim gibi. Yani karbonhidrat, karbonhidrat yanında ufak bir protein. Geri kalan karbonhidrat. Yani nasıl eriteceğiz bu kadar karbonhidratı bilmiyorum. Murat Bey yaptığımız yorumları hiçbir şekilde kabul etmeyecektir. Ama menüsü baştan sona geldiğimiz zaman çok kafası karışık bir menü. Yöresel lezzetlerle gitmeye çalışmış. Ama ben 24 yaşındaki bir güzellik uzmanından bunu beklemiyorum açıkçası. Yaparsa cevabını vermiş olur bize. Marketteyiz. Murat'cığım. Efendim Gürbüz. Nasılsın? İyiyim teşekkürler, sen nasılsın? Vallahi ben iyiyim de seni biraz heyecanlı gördüm. Bugün bütün gözler senin üzerinde. Evet maalesef öyle çünkü ben haftanın 4 günü çok iyi yorumlarda bulundum. Çok iyi derken? Çok iyi çünkü yerinde oldu yorumlarım. Sence menünü beğenecekler mi? Menümü bence beğenecekler. Benim menüm ağır bir menü. Ağır mı? Evet, zahmetli, zaman alan. Vakit alan bir menü. Bir tanecik mi soğan alıyorsun? Evet, bir tanecik soğan alıyorum. O da tavuk suyu yaparken. Ya çıldırdın mı? Niye? Ya soğanı düşürürsen? Düşürmem soğanları. Bir tane de yedek alsaydın bari. Ya ben kendime güveniyorum ama hadi alayım. Ya çürüp çıkarsa? Çıkmaz. Alırken gördüm ben sonuçta. Rokalar nerede? Roka. Soğan alırken röntgenini mi çektin? Nereden biliyorsun? Çekmedim ama görüyorum dışarıdan. O aldığın ne? Roka alıyorum. Ispanak almayacak mısın? Ben ıspanağımı kendim getiriyorum. Nasıl ya? Evet, yıkanmış getiriyorum çünkü ben ıspanağı yıkanmış getiriyorum. 6-7 defa yıkamam gerekiyor. Ben temiz bir insan olduğumu her zaman belirttim. Ama ben yine sirkeli suda bekletip yine yıkayacağım bir iki ağız. Hazır yıkanmış ıspanak. Hazır yıkanmış ıspanak alıyorum. Sirkeli suda bekleteceğim. Tekrardan yıkayacağım. Peki tere almıyor musun? Tere almıyorum, roka arıyorum ama rokayı ben çıkartamıyorum. Bence Murat Bey bugün eleştirilere tamamen kapalı olacak. Lezzetli yemekler yapabileceğini asla düşünmüyorum. Çünkü yemek yapabildiğini savunacak. Kendi yöresel yemeklerini seçmiş. Ve bu böyle olur, biz bunu böyle biliyoruz diye iddia edecek. Ve bizim konuşmalarımızın üzerini kapatacak. Biz de yöresel yemekleri en az onun kadar biliyoruz. Derya'nın puanları çok yüksek. Bugün onu geçebilecek misin? Geçeceğime inanıyorum. Ustacığım kolay gelsin. Yarım kilo kuzu döş kıyma, tamam. Yarım kilo dana döş kıyma istiyorum. Bunları birleştirebilirsin sana zahmet. Tamam. Bir de iki tane but istiyorum senden. Tavuk butu, evet. Peynir reyonundan da peynir isteyeceğim. Nasıl bir peynir istiyorsun? Çörek otlu sert bir peynir alabilirim. Çörek otlu mu? Evet, ya da sade bir sert peynir de olabilir. Peyniri nerede kullanacaksın? Salatada. Ay, yalnız biliyorsun Damla peynir yemiyor. Yemek zorunda, o gün yedi. Bugün de yer mi? Evet, yiyecektir. Et ve peynir siparişi tamam. Şimdi ne alacaksın? Baharatlarıma gidelim. Bugün çok hararetli bir masa olacağına inanıyorum. Murat Bey'in yemeklerini savunacağına inanıyorum. Çünkü onda bu çene, bu kapasite olduğu için ondan bu performansı bekliyorum. Hararetli bir masa olacağından eminim. Ne arıyorsun? Konserve mısır alacaktım. Ne aldın göster bakayım. Dondurum,
mısır aldım. Bunu buldum. Toz antep fıstığı. Eyvah! Son iki dakika. Ekmeğimi alacağım tekrardan. Peyniri de al gitmişken. Peynirimi de alayım. Teşekkürler. Bu arada ekmeğin kasaya gelmiş bile. Ekmek kasada. Eti zaten almıştın. Evet, aldım. Kuru nohut almadım. Eyvah! Koş hadi al hemen. Nohut da tamam. Hadi hemen kasaya. Eksiğin yok değil mi? Yok, evet. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 2098. Buyurun. Teşekkürler, kolay gelsin. Hadi torbalarını al da gidelim. Gel bakalım Murat'cığım. Gülbüş'cüğüm sana zahmet, bunları dizer misin? Ben giyinmeye çıkıyorum. Tamam, tamam. Biz geldik Gürbüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Sen nasılsın? Bomba gibiyim. Murat'cığım, senin için hazırlık yaptım ama burada haşlanmış nohut gördüm. Hazır getirdim onu. Yedek olmasını istedim. Çünkü nohutu ben deneyeceğim, haşlayacağım. Ben düdüklü kullanmaktan korkuyorum. Fobim var. Ben deneyeceğim bu program için. Planladığım gibi olmazsa hazır kullanacağım. Peki bu hazır domates püresi niye var? Hazır domates püresi de var çünkü mevsimi olmadığı için domatesin. Mevsiminde olan bir ürünü kullan. Ve tabii hazır ıspanağı da unutmayalım. Hem de yıkanmış. Yıkanmış. Gülbüz şöyle ki ben ıspanağı 7-8 defa yıkıyorum. Ben misafirlerime çamurlu bir şey sunmak istemediğim için. Bunu yine sirkeli suda yine ben kendim yıkayacağım. Ekstra bir hijyen sağlamak için böyle bir şeyi tercih ettim. Deryacığım sen otur rahatına bak istersen. Çünkü biz yemeklere başlıyoruz. 3, 2, 1 süren başladı. O zaman başladı. Murat'cığım neyle başlıyoruz? Neyle başlıyoruz? İlk önce nohutumu karbonatlı suda bekletmen gerekiyor. Pastırmalı humus için haşlanacak nohutlar karbonatlı suda bekletiliyor. Yahu hepi topu 6 çeşit yemeğim var. Bu kadar panik olmana gerek yok. Bunların hepsi bir saatte biter diyecek yarışmacılar. Hayır, 6 çeşit var ama hepsi emek gerektiren yiyecekler, Murat, yemekler. Murat daha iyisini yaptın biliyorsun. Murat hep böyle panik midir? Yok, hayır, asla böyle değil. Tırnak yaparken de böyle aceleci mi? Çok rahat. Ya siz nasıl tanıştınız bakayım? Biz aynı yerde çalışmaya başladık. O şekilde tanıştık. Bir 8 sene oldu. Sonra arkadaşımız devam etti. Sosyal hayatta da görüştük. Sonra aynı işi yapmaya karar verdik. Eğitimlerini aldık ve ortak olduk. Kaç yıldır ortaksınız? 2 yıldır var. Hiç tartıştığınız oluyor mu? Çok ufak. Yani çok ufak. Bu arada şerbetin ölçüsü nedir? 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su koydum. Ispanak borani çorbası için haşlanacak tavuk butlarının üzerine bir tane soğan ekleniyor. Murat'cığım kaç kardeşsiniz? Şimdi 4 kız, 3 erkek. Ben de 6.'yım. Onlar da İstanbul'da mı? Onlar evet, kardeşlerimin hepsi İstanbul'da. Sen onlarla mı yaşıyorsun? Ben tek yaşıyorum. Bir yıldır tek yaşıyorum ben. Aynı zamanda komşuluyum. Humus için nohutlar karbonatlı suyla düdüklü tencerede haşlanmaya bırakılıyor. Bir paket süt cezvede ısıtılıyor. Şimdi taş kadayıfın hamuru için ne yapıyoruz? Şimdi ılık sütümü hemen alabilir miyim Gülbüş'üm sana daha? Ne yapıyorsun şimdi, anlat lütfen. Evet, yarım su bardağı ılık sütümü, bir tatlı kaşığı kurum ayam. Taş kadayıf Hatay'ın en meşhur tatlısıdır. Yalnız bunu yapmak hiç de kolay değil. Yarışmacılar genelde hazır getiriyor. Evet, hamur hazır kullanıyorlar, ben de görüyorum. Ama ben hazır kullanmayıp kendim yapmayı tercih ettim. Şimdi ılık sütle kuru mayaya ne kadar şeker koydun? 2 çay kaşığı da, tatlı kaşığı da şeker ekledim. Taş kadayıf yapmayı kimden öğrendin? Biz Hataylıyız, Hatay'da da çok yapılıyor. Annemden öğrendim ben bu tarifi. Taş kadayıfın hamuru için 2 çay bardağı una, 1 su bardağı irmik ve tuz ekleniyor. 1 bardak ılık su hazırlanıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Mayayı, sütlü mayayı aktifleştirdim. Buraya ekliyorum. Şimdi suyunu da ekleyeceğim ve krep hamuru gibi akışkan bir kıvama getireceğim. Evde de böyle tatlılar, yemekler yapıyor musun? Ya sürekli yapıyorum dersen olur. Çünkü ben kendi işimi yaptığım için çok çaba git harcıyorum. Ama elimden geldiğince de yapıyorum. Arkadaşlarım benim yemeğimi yemelerini seviyorlar. Hoşlanıyorlar. Akışkan kıvamdaki hamur iyice karıştırılıyor. Şimdi ben hamurumu da hazır ettim. Şimdi hamurumu streçleyip dinlenmeye bırakacağım.
ve masamı hazırlayacağım. Nohutumu koydum zaten, şerbetimi koydum. Üzeri streçle kapatılan hamur mayalanmaya bırakılıyor. Taş kadayıf da çok kolay. Hamurunu yoğuracak, mayasını koyacak, şekerini koyacak, yoğurup getirip önümüze cevizle ikram edecek. Öyle çok yorucu, aman aman oyalayıcı bir menü göremedim. Kendisine gösterdiği özeni yemeklerine gösterememiş. Ben taş kadayıfı kendisini yapacağını düşünmüyorum, hazır olacağını düşünüyorum. Yalnızca şerbetini kendisini yapacağını düşünüyorum. O zaman da zaten Murat Bey inanılmaz kolay bir tatlı seçmiş olacak. Burada da zaten tatlının şerbetini çekmesi gerekiyor. Şimdi ne yapacaksın Muratçım? Şimdi ben soframı hazırlamak istiyorum. Hadi o zaman doğru masaya. Yürüyüş şu masamı kurmam gerekiyor. Gel sana yardım edeyim. Sence 4 gündür en güzel masa kimindi? En güzel masa düzeni hiçbirine ait değildi. Bugün bana ait olacak bu ters. Haftanın. Hayır, ters Murat değil. Ters. Ters mi değil mi? Evet. Koş sen karşıya geç. Burayı ben düzeltirim. Ekru rengi masa örtüsünün üzerine çiçeğini ve mumlarını yerleştiren yarışmacımız tabaklarını da getiriyor hemen masaya. Derya'cığım doğruyu söyle. Murat günlük yaşamında da dezenfektan kullanıyor mu? Kullanıyor, davasını kullanıyor. Ama rakiplerin hiç de öyle demiyor valla. Güya sen rol yapıyormuşsun da dikkat çekmeye çalışıyormuşsun. Ya benim dikkat çekmeme gerek yok. Dikkat çekmeye gelene kadar çok şeyle dikkat çekebilirim. Bu dikkat çekeceğim şey dezenfektan olmaz. Gerçekten elini sürekli dezenfektanla siliyor musun yani? Evet, sürekli yapıyorum çünkü zaten dediğim gibi ben güzellik merkezi sahibi olduğum için orada da ben müşterilerden sonra hem yıkama hem dezenfektanlama yapıyorum, yapmak zorundayım. O yüzden sıkıntı yani gerçek. Yarışmacılar dün kendi masanda da eline sürekli dezenfektan sıkacak mısın dediler. Sıkacak mısın gerçekten? Servis yaparken çok zor ama. Servis yaparken ben yine dikkat edeceğim. Ama en iyi sunumu, en iyi karşılamayı verebilmek için şey yapacağım. Ne yapacaksın? Aksatabilirim. Kumaş peçetelerin ardından çift servis olarak çatal kaşıklar da yerleştiriliyor hemen masaya. Senin için masa düzeni puan değeri taşıyor mu? Benim için taşıyor. O yüzden ben ekstra özen gösteriyorum. Söyle bakalım, niye katıldın bu yarışmaya? Ben bu yarışmaya para kazanmak için katıldım öncelikle. İkincisi olarak benim burnum çok sıkıntılı Gürbüz. Bakayım burnuna, nesi var? Geniz etim var, hava kanal yollarım tıkalı. Burnumu yaptırmam gerekiyor, nefes alamıyorum artık. Ve tabii burnumu yaptırmışken estetikten, görsel olarak da düzeltmek istiyorum. O yüzden yarışmaya bu yüzden katıldım. Vallahi 75 bin liraya da güzel bir estetik yaptırırsın artık. Yaparım evet gözlüğüm. Çatal kaşıkların ardından ekmeklik ve bardaklar da masadaki yerini almaya başlıyor hemen. Vallahi masan güzel oluyor sanki. Bence sade ve şık bir masa istemiştim. Ve öyle de oluyor. Ben çok beğeniyordum şu an masamı. Bu arada çiçeğine bayıldım. Teşekkür ederim. Bu mumları yakacak mısın? Evet yakacağım. Ve masan? Tamam. Ben gideyim artık Muratcığım. Güle güle canım. Aa, seni öpmedi bile. Evet direkt. Böyle olur mu ya? Hadi bir vedalaşın. Hadi kolay gelsin. Öpüyorum bay bay. Güle güle Deryacığım. Murat Bey dün pembeyle antrasitin yakışmadığını iddia etti. Kendisinin göz zevkini de sorgulayacağım bugün. Yapmış olduğu masayı çok merak ediyorum. Onlara bir düğün masası hazırladım neredeyse. Onu bile beğenmedi. Bakalım kendisi ne yapacak? Vallahi masa düzeninde hiçbir şey beklemiyorum. Yani kesin göz yoran, böyle afilli cafilli, böyle bol karışık bir masa olacak. Her bulduğunu koyacak masaya. Göz yoracak. Yani ben sadelikten yanayım. Geldiğimden beridir onu söylüyorum. Murat Bey de tam tersi. Çok karışık şeyleri seviyor. O yüzden masa düzeninden hiçbir şekilde umutlu değilim. Taş kadayıfın şerbetine yarım limon sıkılıp kabuğuyla ekleniyor. Patlıcan kebabına mı başlıyoruz yoksa? Evet, patlıcan kebabına başladım. Patlıcan kebabını fırında mı yoksa mangalda mı yapacaksın? Fırında yapacağım. Ama şöyle, ilk önce ben közleme usulüyle yapacağım. Patlıcanımı sade bir şekilde ilk önce fırınlayacağım. Sonra sosunu aktarıp öyle pişireceğim tekrar. Patlıcan kebabı için alacalı soyulan patlıcanlar yuvarlak şekilde dilimleniyor. Ufuk'un gastronomi okuduğuna inanmıyorum diyorsun. Ya bugün de diplomasını getirmezse? Ufuk Bey bugün de diplomasını getirmezse benim gözümde diploması olmayan bir
yarışmacıdır ve dediğim gibi hala diplomasını getirmedi. Getirmemesinin tek sebebi bence diplomasının olmaması. Ve bence şöyle düşünüyorum ki gastronomi mezunu olan birisinin bu denli kötü yemekler çıkartmasını akıl fikri değil diye düşünüyorum. Ve üstelik yaptığı yorumlar, verdiği puanlamalarda bunu destekliyor. Kebap için dilimlenen patlıcanlar tuzlu suda bekletiliyor. Sırada kebabın eti var. Bu ne kıymasıydı? Yarım kilo kuzu döş, yarım kilo dana döş kıyması. Patlıcan kebabı böyle yağlı etli oluyor yani, öyle mi? Evet, bundan olur. Çok kuru olmasını istemiyorum. Tuz, karabiber, pul biber. Ezilen sarımsakların ardından karabiber, tuz, pul biber ve çok az su eklenen kıyma iyice yoğruluyor. Ben Murat Bey'in gerçekten yemek yapabileceğini ve yemekten anladığını düşünmüyorum. Burayı sadece güzellik merkezini göstermeye, kendini göstermeye gelmiş. Zaten bu menüyle bana asla rakip olamaz. Murat Bey eğer eksik menü çıkartırsa şayet, ben ona bir de verebilirim, iki de verebilirim. Ona hiçbir borcum yok. Bütün hafta beni yeterince doldurdu. Şu anda kendi günü, eminim zaten eli ayağı birbirine dolanmıştır. Ben de zevkle bekliyorum. İnşallah Murat Bey menüsünü yetiştiremez ve o ipek gömleğini giyemez. Bizi mutfak kıyafetleriyle karşılar. Ben de böyle şıkır şıkır oynayacağım. Senin yemek maceran nasıl başladı? Benim yemek maceram şöyle başlıyor. Annem dolayısıyla başlıyor. Annem beni sürekli mutfağa çağırırdı, gösterirdi. Hep yanında durdum. O şekilde öğrendim ve zevkli olduğunu fark ettim. Ve hep devam ettim yemek yapmaya. Anneni yakın zamanda mı kaybettin? Annemi ben 15 yaşındayken kaybettim. Yani totalde 8. sene olması gerekiyor. Senin için çok zor olmalı. Zor, tabii ki de zor. Özellikle de küçükken değil mi? Evet, ben 14,5 yaşındaydım annemi kaybettiğimde. Zor, insan bayağı bir eksik kalıyor bir yanı sürekli olarak. İyi gününde, kötü gününde hep bir insan şey arıyor hani. Bir destekçi, bir anne. Annenin yanında olması çok daha farklı bir şey bence. Size baban mı baktı? Babam bakmadı. Dediğim gibi ben artık zaten 15 yaşındaydım. Babam memleketi taşındı ondan sonra. Başında bir büyük yok muydu yani? Şimdi benim abilerim, ablalarım büyük olduğu için sıkıntı olmadı. Ha, sen abilerinle mi kaldın? Abimlerle kalmayı tercih ettim. Köyde yaşamak istemedim ben. O yüzden böyle oldu. Patlıcan kebabı için yoğrulan etin üzeri streçle kapatılarak dinlenmeye bırakılıyor. Ispanak borani çorbası için temizlenmiş hazır ıspanaklar karbonatlı ve beyaz sirkeli suda bekletiliyor. Ben hazıra kaçabileceğini düşünüyorum. Çünkü mesela seçimi yaparken de, menü seçimini yaparken de kolaya kaçmış. Yine kolaya kaçma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben hazır alabileceğini düşünüyorum ıspanakları. Dondurulmuş olabilir, yıkanmış, ayıklanmış olabilir. Böyle şeyler yaparsa kesinlikle kabul etmem. Ben her şeyi elimde yaptım. Onu da elinde yapmasını bekliyorum. Ya bir haftadır benimle uğraşıyor. Zaten dilime düşecek bugün de. O kaçınılmaz. Göreceğiz bakalım nasıl yapacak. İnşallah hazır ürünler kullanır da bana bir fırsat verir. Ben de gereken cevabı ona veririm. Bu soğanı nerede kullanacaksın? Soğanı ıspanak boranisi için doğruyorum. Bir adet soğanı küp küp küçük bir şekilde doğrayacağım. Ya yarışmacılar ıspanak boraniyi meze olarak yapıyor. Ama bu Hatay usulü değil mi? Bu Hatay usulü, sıvı bir şey olacak. Ben ıspanak boraniyi yoğurtluyorlar galiba. Ona da ıspanak borani diyorlar. Ben daha sıvı bir şey kullanacağım. Yani daha sıvı yapacağım. Yemeklik doğranan soğan ezilmiş sarımsak ve zeytinyağıyla kavruluyor. Yarışmacılardan en çok kimi kendine yakın hissettin? Handan Hanım'ı aslında ben çok eleştirmiş gibi göründüm ama Handan Hanım'ı seviyorum ben. Handan demişken onun hakkında ne düşünüyorsun merak ediyorum. Menüsü kötüydü. Bizi karşılama kıyafeti de çok kötüydü. O yüzden ben gereken eleştirimi yaptım. Bugün Murat Bey'in saçından başlayıp ayak topuğuna kadar bütün kıyafetini sık sık eleyip bakacağım. Nasıl giyinmiş? İpek bir gömleği vardı. İnşallah o ipek gömleğini giyemezsin Murat Bey. Murat Bey bu kadar dış görünüşümüzden ve giyimimizden, özenimizden bizi vurduktan sonra bugün umarım Hint kumaşlarıyla gelmiştir buraya. Murat Bey ipek gömlek giyeceğini söylemişti. Yetiştirirse giyebilir. Onu önlükle görürsem bir tebessümle ilahi adalet diyeceğim ve çok keyif alacağım bundan. Ya senin için yemek lerden çok kıyafetleri eleştiriyor diyorlar. Buna ne diyorsun? Hayır, ben yemekleri de gayet iyi eleştirdiğimi düşünüyorum. Doğru yorumlar
doğru yorumlarda bulunduğumu düşünüyorum. 4 yıllık gastronomi mezunu olduğunu iddia eden arkadaşlar çok çok daha iyi yemek konuşuyorum. Zaten göreceklerdir. Çorba için ıspanaklar doğranıyor. Sen dün Damla'ya kaç vermiştin? Ben dün ona 4 puan verdim. Eksik menüye sokmadım. Yalnız 4 puan vererek gününü oynadığını söylüyorlar. Hayır, günümü oynamadım. Zaten ben bir tek şeyini beğendiğim için eksik menü saymamam bir şeyi değiştirmeyecekti. İyi de sen tam takır çıkan yemeklere de 4-5 puan vermiştin. Tam takır çıkarmıştı ama hiçbir yemek yoktu. Ben yoğurt vardı Handan Hanım'ın. Ama onlar da diyor ki eksik menü çıkartan Damla'yla bize aynı puanı vererek ayıp etti diyorlar. Bence ayıp etmedim. Ben yemeklere göre verdim. Çorbası gayet güzeldi. Eti güzel pişmişti. Ama ona rağmen ben etini değerlendirmeye almadım. Zaten tek bir şeyini beğendiğim için bir puan koydum. Hani eksik menü saymam hiçbir şeyi değiştirmeyecekti. Murat Bey bence Damla'ya dün 4 puan verdi. Çünkü bugün gününü oynadı. Damla Hanım'ı yanına çekmeye çalıştı. Ben Damla Hanım'a 2 puan verdim. Damla Hanım üzerini değiştirememişti. Bize eksik menüyle geldi. Damla Hanım bugün bana bilendi ve muhtemelen Murat Bey'e yüksek puan verecek. Ben çünkü ona düşük puan verdim. Eğer Damla Hanım Murat Bey'e yüksek puan verirse orada tepkimi göstereceğim. Dün Murat Bey eksik menüye 4 puan verdi. Benim 10 çeşit çıkardığım menüye de 4 puan verdi. Dün sağ kulağının çınlattım. Sağ kulağının kulak zarını patlattım. Bugün her iki kulağının zarını patlatacağım. Hazır olsun, beni beklesin. Firik pilavı için tencereye ayçiçek yağı konuluyor. Firik pişmesi uzun süren ve biraz diri kalan bir pilav, öyle değil mi? Biraz diri kalması gerekiyor zaten. Firik zaten sert bir bulgur türü. Ve firik biraz kokulu, aromalı bir tat. Umarım masadaki arkadaşlarım bunu anlarlar. En azından aşçımız Derya biliyordur herhalde. Evet, yani aşçımız bilir muhtemelen diye düşünüyorum ama Ufuk Bey'den emin değilim. Tel şehriyeler üzerine eklenen tereyağıyla kavruluyor. Pilav için firik bulguru yıkanıyor. Bu arada 1 saat 25 dakikan kaldı. Teşekkür ederim. Bu arada niye bardakla alıyorsun ki? Bir sürü kepçe var. Kepçemiz de var, evet doğru. Firik pilavı için 1 bardak tavuk suyu ayrılıyor. Bugüne kadar verdiğin puanlardan pişman mısın? Hayır, hiç pişman olduğum hiç olmadı. Ben gayet adaletli ve yerinde puanlar verdim. Derya Hanım'ın yemeklerini beğendim ama menüde belirttiği yemekler gelmediği için puanını o yüzden kırdım. Mesela hangi yemekleri menüde belirttiği gibi değildi? Menüde belirttiği yemek tatlısı, ya tatlısının yazdığı isimle gelmedi. Ara sıcağı tart dedi, tart hamuru açmamış, yufka, hazır yufka kullanmış. Üzerine tuz ve tavuk suyu eklenen firik pilavı pişmeye bırakılıyor. Sırada salata var. Akdeniz salatasında neler olacak? Akdeniz salatasının içerisine roka, mor Akdeniz marulu kullanacağım. Yani Lolo Rosso. Şu an söylettirmeyeyim. Tamam. Yeter sanırım, çok fazla bile. Başka ne kullanacaksın? Roka kullanacağım, çeri domates kullanacağım. Akdeniz salatası için yeşillikler sirkeli suda bekletiliyor. Ve nihayet patlıcan kebabına başlıyoruz. Ya acaba kebabı mangalda yapmanı beklerler mi? Mangalda değil, zaten ben közleme usulü yapacağım. Hani fırında sadece sossuz bir şekilde közleme gibi yapacağım zaten. O yüzden bekleyemezler. Zaten aynı tadı vermeye çalışacağım elinden geldiğince. Aralarına kıymalı harç yerleştirilen patlıcanlar yuvarlak tepsiye yan yana diziliyor. Güzellik merkezi kurmadan önce başka işlerde de çalıştın mı? Evet, ben 2 yıldır güzellik uzmanlığı yapıyorum. Ondan öncesi satış danışmanıydım, toptan satış danışmanıydım. Ne satıyordunuz? Giyim üzerine, hazır giyim üzerine ihracat firmasında çalışıyordum. Peki mutfakta falan hiç çalıştın mı? Mutfakta hiç çalışmadım. Hep giyim sektöründeydim. Sonra da güzellik sektörüne atıldım. Güzellik sektöründe iyi para var mı bakayım? Güzellik sektörü ilgilenirsen, yaparsan işi, işin üzerine düşersen bence kazançlı bir iş. Özellikle son dönemlerde güzellik merkezleri çok popüler oldu değil mi? Evet, son dönemde popüler oldu. Ama çok da fazla oldu. Yani çok fazla artık herkes açıyorlar. Bir kısmı başarılı olabiliyor, bir kısmı başarılı olamıyor. Ben galiba yetiştiremeyeceğim. Yetiştirirsin ya. Daha vaktim var. Ama önce nohuda bir bak istersen. Valla bu menü yetiştiremezse zaten yani mutfakla hiçbir alakası yoktur. Yani bu kadar kolay bir menü tercih edip, yani benim menümü eleştirdiler ama ya çok kolay bir menü. Valla bu menü yetiştiremezse
Özellikle hanımlara gerçekten bir cilt bakımı ısmarlaması lazım. Ben istemiyorum da hanımlara en azından teklif etmesi lazım diye düşünüyorum. Cilt bakımını bedava yapması lazım. Çünkü böyle bir menün yetişmemesi gerçekten akıl almaz. Murat Bey masanın en yüksek puanını verdi bana. İnisiyatif kullandığını söyledi. Ancak eksik menü yaparsa ben kesinlikle kullanmayacağım. Ne durumdalar sence? Hayır. Pişmemişler mi? Peki suyu yeterli mi? Bu bitmiş yani. İçi sert ama dışı hamur. Ben hazır kullanacağım, yapacak bir şey yok. Hadi ya, hazır nohudumu kullanmaya karar verdin? Hazır kullanmaya karar verdim. Birazcık daha pişirseydin? Hayır, dışı hamurlaşmış, içi sert. Yani haşlayamadım, neden bilmiyorum. Ya humus yapacaksın zaten. Humusu, içi sert. İçi sert. Çorba için doğranan ıspanaklar soğanlarla kavrulmaya başlıyor. Bu arada daha 1 saat 13 dakikam var. Sürenin sadece yarısı bitti. İmkanı yok, ben akşam rezil oldum. Niye öyle düşünüyorsun ya? Yarım saatte 3 çeşit yemek çıkaran oldu burada. Bence yetiştirirsin. Zannetmiyorum ama elimden geleni de yapacağım. Pilavımız hazır. Çorbaya da başladık. Sizce yeter mi bu patlıcan? Bilmem. Yapmak zor mu geldi yoksa? Çünkü tepsi büyük, ben onunla uğraşırsam 1,5 saatimi alır. Umarım Murat Bey patlıcan kebabında kullandığı kıymayı kendisi zırhlar. Benim için bu çok önemli. Benim günümde kullanmış olduğum küçük bir domates sosta masayı ayağa kaldırdılar. Mevsiminde olmayan bir domates kullandığım için. Ama Murat Bey bugün ana yemeğinde patlıcan kullanmış ki patlıcan mevsimi değil. Bunu da masada Murat Bey'e soracağım. Bu arada Derya patlıcan kebabı hakkında ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Kolay mı demiş? Derya demiş ki patlıcan kebabında kullandığı kıymayı umarım kendi zırhlar. Benim yaptığım azıcık domates sosunun mevsimi değil diye ayağa kaldırdılar. Kendisi mevsim olmadığı halde patlıcan kullanıyor. Bunların hesabını soracağım demiş. Eti sanki kendisi mi doğradı birincisi? İkincisi benim menüm gayet ağır bir menü. Etimi zırhlamayla vakit harcayamazdım. Böyle planladım. Ve ben kasap mıyım? Neden eti zırhlayayım ki? Ve nihayet patlıcan kebabı pişmeye hazır. Şimdi bunu önce sos koymadan mı pişireceksin? Evet, bir közleme usulü yapıyorum. Bir 10-15 dakika boyunca bir közlensin. Peki sos koymadığın için kıyma kurumaz mı? Hayır, kurumaz. Yağlı bir, o yüzden kıymayı yağlı kullandım biraz. Kuzu eti kullandım. Ispanak borani çorbası için doğranmış ıspanaklar soğanla kavruluyor. Kavrulan ıspanaklar Hatay'ın yöresel tuzlu yoğurdu, tuz ve sıcak suyla karıştırılarak pişiriliyor. Hazır konserve nohudun suyu süzülüyor. Nohutları sıcak suda mı bekleteceksin? Sıcak suda bekletip biraz zarlarını almak istiyorum. Tabii tek tek almayla uğraşamam şu an. Çünkü zormuş, çok zor bir şey. En azından toplu alabilirsem alabildiğim kadar alacağım. Sırada taş kadayıf var. Taş kadayıf hamurunu neden blender kabına boşaltıyorsun? Dökümü daha rahat olacağı için benim, bana. Bunu tercih ettim. Taş kadayıf hamuru 2 ayrı tavaya azar azar dökülerek pişiriliyor. Tek tarafı pişirilen taş kadayıflar temiz bir örtünün üzerine alınıyor. Bu arada Derya demiş ki, isminden dolayı benim tatlımdan puan kırdı. Hazır taş kadayıf kullanırsa benden puan beklemesin demiş. Senden hazır taş kadayıf kullanmanı bekliyorlar galiba. Bekliyorlar ama kullanmayacağım ben. Taş kadayıf yağlı bir tatlı. Gerçekten karbonhidrattan gittik. Bugün gerçekten nasıl eriteceğim bunları bilmiyorum. Beni bozmak için gidip diyetisyen arkadaşını aradı. Şovunu yaptı. Keşke bu menüyü çıkartırken de diyetisyen arkadaşına danışsaydı. Gerçekten yani benim çıkarttığım menüden 2 kat daha kalorili bir menü. Yani yağda o tatlıyı kızartacak, bir daha üzerine şerbet dökecek. Yani çok çok ağır olacak. Böyle bir menü tercih ediyorsa çok müthiş lezzetler olması lazım. Ama ben Murat Bey'den zaten çok bir şey beklemiyorum. Vallahi sonunda hızlanmaya başladın. Keyfin biraz yerine geldi mi? Sayılır. Çorban pişiyor. Tatlını tamamlayıp salatayı ve humusunu da yaptın mı tamamdır bu iş. Bu arada ne kadar süren var biliyor musun? Ne kadar? Tam 55 dakika. 6 tane taş kadayıf hamurun hazır. Diğeri de pişmek üzere. Ne güzel hallediyorsun işte. Evet, çok çabuk anında modum düşüyor benim, anında. Yalnız sen çabuk demoralize oluyorsun sanki.
Peki şimdi moodunu ne düşürdü bakayım? En çok ya, ondan sonra zaten gittim ben. Bence kendi nohudunu tekrar haşlayabilirsin. Vallahi hazır nohut kullanırsan masada olay çıkar. Hop! Diğer hamur da pişmeye başladı. Şimdi taş kadayıfı nasıl yapacaksın anlat bakalım. Cevizini, içine cevizini, tarçınlı, şekerli cevizini koyup kapatacağım. Sonra kızgın yağda kızartmam lazım. Bence de. O yüzden bir yandan aslında ben kızgın yağımı... Üzerine eklenecek sosla tekrar pişecek olan patlıcan kebabı tezgaha alınıyor. Taş kadayıf hamurları tek taraflı olarak tavada birer birer pişiriliyor. Demin kendime inanamıyorum dedin. Niye inanamıyorsun bakayım? Bu denli amatörce mutfakta davranmama, inanın ben gerçekten inanamadım. Yani gerçekten ben inanamıyorum. Ne yapacaktım ben? Yahu taş kadayıfı pişiriyorsun ya. Bu arada Ufuk böyle kötü bir menü çıkardığına göre hafızasını kaybetti herhalde demiş. Bence menü çok güzeldi ama muhtemelen yapamıyordum. Yapamıyorum. Ya niye öyle diyorsun? Gayet güzel yapıyorsun işte. Bak sonuncu taş kadayıf da pişti sayılır. Taş kadayıfın içine konulacak cevizler elde ufaltılıyor. Cevizler üzerine eklenen tarçın ve şekerle karıştırılıyor. Her bir taş kadayıf hamurunun ortasına cevizli harç yerleştirilip kenarları sıkıca bastırılarak kapatılıyor. Vallahi bu taş kadayıflar güzel oldu sanki. Yani dediğim gibi sık sık yapıyorum aslında ama işte burada bir yanlışlık oldu. Yani planlamada mı sıkıntı yaptım, nohut ekstra üzerine gelince orada bir sorun yaşadım. Çorbaya hazır nohut koyarak biraz hata yaptım. Neyse ki çorbada belki tolere edilebilir. Ama bence humusu kendi haşladığın nohutla yapmalısın. Deneyeceğim, öyle. İçi cevizli harçla doldurulup kapatılan taş kadayıflar bol yağda kızartılıyor. Her iki tarafı da kızartılan taş kadayıflar şerbete yatırılıyor. Taş kadayıfı sunarken üzerine ne koyacaksın? Toz antep fıstığı koyacağım. Yağda kızaran taş kadayıflar şerbete yatırılıp diğerleri bol yağda kızartılıyor. Patlıcan kebabının domates sosuna hazır domates püresi, tuz ve baharat ekleniyor. Kızaran son taş kadayıflar da şerbete yatırılıyor. Taş kadayıf nihayet hazır. Şimdi neye geçeceksin? Şimdi nohuta artık yeter. Hazır domates püresiyle yaptığın sos hazır mı? Pürem evet. Yani bir pukurdadığında hemen üzerine ekleyip fırına aktar. Hadi hemen humusu da yapalım. Yapalım, nohutumuza geçelim. O zaman hemen geçelim. Kendi haşladığın nohutları kullanıyorsun. Gürbüz sana güveniyorum. Ay, yalnız nohutlar bir acayip görünüyor. Herhalde dünya tarihinde bu tür bir haşlama ilk defa nohut görmüşlerdir eminim. Bu arada tatlı sürekli şerbette mi kalacak? Alacağım hemen, hemen alacağım onları. Bak senin için cam kap getirdim. Buna koyarsın. Yalnız nohutları çok haşlamışsın. Ama içi sert, neden onu ıslatmadığım için sanırım. Yoksa burada haşlayanlar nasıl haşlıyor ben merak ediyorum. Cam kaba alınan taş kadayıfların üzerine tekrar şerbeti eklenerek dinlenmeye bırakılıyor. Taş kadayıfı mutlaka kendisi yapacaktır. Hamurunu kendisinin yapması gerekiyor. Mayalı bir hamur. Murat Bey'in hamuru kızartırken yağı çok çektirmemesi gerekiyor. En önemli unsurlardan bir tanesi bu. Umarım güzel bir şekilde mayalar. Umarım benim elim lezzetliydi. Benim elim yetenekliydi. Umarım kendisinin de eli lezzetlidir. Çünkü zor bir tatlı seçmiş. Şimdi ne yapıyorsun Muratçım? Sosunu ekliyorum şu an. Ana yemek patlıcan kebabının üzeri domates sosuyla kaplanıyor. Ya bu sos fazla oldu galiba. Evet biraz fazla geldi. Vallahi bu patlıcan kebaplı domates sosu gibi oldu. Ama şimdi biraz çekecek ya. Şeker diye mi fazla koydun yani? Evet, o yüzden kullandım. Patlıcan kebabı tekrar fırına girmeye hazır. Sırada pastırmalı humus var. Humus için haşlanan nohutlar rondo kabına konuluyor. Ay, nohutlar bir acayip görünüyor. Karbonatı çok koyduğun için oldu galiba. Evet, karbonat. En azından o suyu değiştirseydim böyle olmazdı. Ya dediğin gibi hiç bilmiyorum. Yani hiç ben düdüklü ıslatırdım normal. Onu ben alayım istersen. Bu kadar nohut humus için yeterli mi? O kadar humus yeter. O kadar nohut yeter bana. Nohutların üzerine tahin, baharat ve limon suyu eklenip rondoda iyice çekiliyor. Sana sunum için hazırladığın kaseleri de vereyim. Başka bir şey ister misin?
Bir tane de yemek kaşığı. Tabii. Tadına da mutlaka bak, olur mu? Evet, bakacağım. Kaşıklar da hemen geliyor. Tadım kaşığı ve normal bir kaşık. Hadi hemen tadına bak bakalım. Güzel ama arada daha diriler var. Ama tadı... Biraz daha rondoda ezilen humus küçük güveç kaselerine yerleştiriliyor. Ara yemekte pastırmayla sunulacak humus küçük güveç kaselerine yerleştirilerek hazırlanıyor. Humusla sunulacak pastırma için tavada bolca tereyağı eritiliyor. Gelişi güzel doğranan pastırmalar tereyağıyla soteleniyor. Bugün çok heyecanlandığın için işler biraz karıştı ama neyse ki toparladın. Mesela Derya çok profesyonel çalışmıştı. Derya evet, çünkü profesyonel ya. Onun aşçı olması avantaj mı sence? Tabii ki avantaj. Yani benim neredeyse yaşım kadar bir eğitimi var hanımefendinin. 13 yıldır bu sektörde. Ben 24 yaşındayım. Bu benim yaşımın yarısı yapıyor. Elbette yani, olmazsa olur mu? Hadi mesela diyelim ki güzellik ile ilgili bana bir şey desinler. Aynı şeye girecek bu da. Derya nasıl bilmiyorsa birçok noktayı güzellikle ilgili, ben de yemek konusunda birçok noktayı bilmiyor olacağım. Aynı şeye geliyor, çıkıyor aslında. Tereyağıyla sotelenen pastırmalar humusların üzerine yerleştiriliyor. Ara yemek olarak sunulacak pastırmalı humus da nihayet hazır. Yemeklerin üzeri örtülüp tezgah hızlıca toparlanıyor. Ya çok iddialı başladın ama sonra mutfakta epey zorlandın Muratçığım. Gerçekten öyle ama hiç denildiği gibi değil arkası. Önde atıp tutma gibi olmuyor bu işler. Vallahi genelde herkes buraya çok iddialı geliyor zaten. Ben de iddialıydım ama süre ve planlama kısmında, demoralize olma kısmında bak düştüm. Şimdi salatamı yapacağım. Bence Murat Bey güzel yemek yapsa da birinciliği hak etmez. Çünkü menüsü inanılmaz basit. Bilindik yemekler. Bence Murat Bey bilindik yemekleri bile çıkaramayacak. Nihayet salataya başladık. Akdeniz salatasında yeşillikler büyük mü yoksa küçük mü doğranır? Ya çok küçük olmaması gerekiyor. Çünkü elle Akdeniz salatası biliyorsunuz bıçak kullanılmaz normal şartlarda. Elle doğranılır. Ben biraz şey yapıyorum. Daha iri doğruyorum. Hem bıçak darbelerini azaltmış oluyorum, hem de ağza geliyor. Büyükçe doğranan yeşilliklerin ardından çeri domatesler ve beyaz peynir de kesilerek ayrı bir tabağa alınıyor. Salatanın sosu için zeytinyağı, balzamik sirke ve tuz karıştırılıyor. Ve Akdeniz salatası da nihayet hazır. Ve bittiye beklerim, çok şükür yetiştirebildim. Gürbüz çok yardımcı oldu, çok sağ olsun. Rica ederim. Yalnız son 8 dakika. Hemen mutfağı temizle istersen. Geldiğinden beri yani kavga etmediği kimse kalmadı. Handan Hanım'ın üstüne başına, Duygu Hanım'ın dudak dolgusuna, yine aynı şekilde Derya Hanım'ın şefliğine laf etti. Benim gastronom mezunu olmama laf etti. Yani masada kavga etmediği bir tane tuzluk kaldı. Yani bugün onu da dillendireceğim. Gerçekten hiç susmuyor, hiç insana fırsat vermiyor. Gerçekten çok saygısızca konuşuyor. Senli benli konuşuyor. Yani böyle bir programda senli benli konuşulması bile gerçekten ayıp bence. Çünkü hepimiz medeni insanlarız. Senli benli konuşulması bana çok absürt geliyor. Tamamıyla sokak ağzıyla konuştuğunu düşünüyorum. Ve bitti arkadaşlar. O zaman giymeye gidiyorum ben. Hadi çabuk. Koş Murat, koş. Aman Allah'ım. Merhaba. Bu ışık nereden geliyor? Ah, bu güzellik, bu ışık. Merhaba Murat. Çok şıksınız bugün zaten. Çok teşekkür ederim. Çok güzelsiniz. Ay omuzum göründü. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsın? Ay sana özel taktım biliyorsun değil mi? İlk çok kez. Şık.
Hiç takmam ama arkadaşımız bir gözlük sever. İmaj için dereceli değil ama bakayım. Ah, ipek gömlek bu mu? Evet, ipek gömlek. Haydi. Özel mi diktirttin? Özel bir güzel. Markadan aldım. Evet. Ha, aldın, hazır aldın. Hazır aldım. Çok hoş. Teşekkür ederim size. Çok umarım tek hazır aldığın şey gömlektir sevgili Murat. Diyebilirim. Yoksa çık dışarıya tur at. Tur. Vallahi seni mahvederler. Kesinlikle. Mahvederler. Kesinlikle. Mahvederler. Çünkü bir takım ürünler var. Dur, gürbüz de görsün beni. Normalde girmem içeri böyle ama. Gürbüz, merhaba. Nasılsın? Bugün Murat'a özel gözlük taktım. Seni de görmeniz... Merhabalar tekrar efendim. Oturayım ben artık. Şöyle. Beğendin mi gözlüğümü? Çok şık gördüm. Ay çok şık. Böyle otursam masada çünkü moda bizim programda. Şapkayla, gözlükle oturmak değil mi? Hoş da... Gürbüz, sana da alacağım bu gözlüklerden. Size çok yakışmış. Beğendin mi? Bayıldım. Mersi. Nasıl geçti bugün? Kapanışı seninle yapacağız. Çok evet. Önemli. Hem büyük final hem de biliyorsunuz puan anlamında sen birazcık eli gıt yarışmacılardan olduğun için. Yani alttan girerler, üstten çıkarlar. Mutlaka bir şeylere zaten bahane bulurlar. İnşallah ellerine koz yiyecek hatalar yapmamışsındır. İnşallah. Yani pek hata yaptığımı düşünmüyorum. Evet, hemen evet, masana mutfakta. Bakayım. Aa, saksı böyle ne kadar hoş. Güzel bir. Eskitme gibi böyle. Evet, eksiltme gibi. Çok güzel. Çok güzel, güzel. Sade, şık, sade, havalı şık. Bir masa hazırlamak istedim. Hoş, ben beğendim. Nasıl, beğendin mi? Kahverengi, lacivert peçeteler. Ama şimdi sana ne diyecekler? Ama geldiler. Sen bak kapıya da ben gözüm bakayım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar Murat Bey. Montunuzu alayım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Buyurun Damla Hanım. Buyurun Damla Hanım. Merhaba Murat Bey. Merhabalar. Merhaba Zuhal Hanım. Yani hoş olmuşsun, hoş geldin. Merhaba Zuhal Hanım, teşekkür ederim. Ablanın güzelliği, hoş geldin. Düz fön, yakışmış. Merhabalar. Ay ve o. Bu haftaki tatlışkomuz. Hoş geldin sen de Damla. Ne hoş olmuşsun. Teşekkür ederim. Hadi buradan klaba. Hadi çıkışta. Partileyelim ayol. Değil mi? Cuma şıklığı diye ben. Cuma şıklığı. Friday night. Masamda bir eksik var. Hemen getirebilirim. Tabii tabii. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son kez videomuza konuk ediyoruz sizi. Hoş bulduk. Tüyü dikti. Koy oraya. Zahmet olun. Evet. Bugün büyük final günü ama bugünün başka özel ve anlamlı bir gün olduğunu hemen hem seyircilerimize hem de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugünkü yayınımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne tekabül ediyor. Aa, dolayısıyla Kadınlar Günü ile ilgili bir iki kelam da etmek isterim. Yani böyle simgesel günlerde işte Anneler Günü, Babalar Günü, Kadınlar Günü bir gün kutlamak veya hatırlamak, hatırlanmak bir önem teşkil etmiyor. İçi dolu, anlamlı ve gerçekten de farkındalık yaratacak aslında eylemsel bir şeyler yapmak lazım. Hep sözde kalıyor. Temennimiz tabii ki konuştuğumuz, söylediğimiz, hayalini kurduğumuz, dilediğimiz, beklediğimiz şeylerin hayata geçirilmesi. O anlamda kendim de dahil olmak üzere bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Fakat kadınların gerçekten de her anlamda, her yerde, gerek sosyal hayatta, gerek iş hayatında eşit muamele gördüğü, haklarının yenmediği, taciz edilmedikleri, şiddete uğramadıkları bir dünya istiyoruz. Bunun için de herkesi aynı şekilde tepki göstermeye, gerekli cezaları vermeye, öncelikle devlet büyüklerimizden tabii ki, caydırıcı cezaları özellikle değil kadına, hiçbir canlıya, nefes alan Allah'ın yarattığı hiçbir canlıya şiddeti zaten tasvip etmiyoruz ve kınıyoruz ama özellikle kadın cinayetleri konusunda hala maalesef kötü bir noktadayız Türkiye olarak. Bu anlamda da sizin veya yakınınızda veya hiç tanımadığınız birinin böyle bir durumda istismara uğradığını, tacize uğradığını, şiddet gördüğünü görürseniz, duyarsanız, hissederseniz lütfen harekete geçin ve gerekli yerlere bildirin. Bu en önemli konu kadınlarla ilgili. Kadın demek güç demek, mücadele demek. Kadın olarak ben de dahil hepimiz birazcık daha zor bir hayat yaşıyoruz erkeklere göre. Biz çarpı iki katı performans sergilemeliyiz. Bir şeyleri kanıtlamak, ispatlamak için aslında buna gerek yok. Ama gene de kadın olmak zor. Kadın doğuran, kadın yetiştiren, kadın emek veren, kadın çalışan, kadın yar, kadın arkadaş, kadın anne, kadın iş insanı. O kadar çok misyonumuz var ki dolayısıyla bu noktada herkesi bize yardımcı olmaya ve sadece bir gün, her gün bunun ne kadar önemli olduğunu, kadın olmazsa hayatın olmayacağını da bir kez daha farkına varmalarını istiyoruz herkesin. Bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Tabii ki buradaki hanımlarımızın da.
Evet, teşekkür ediyoruz. Doğru. Çok teşekkür ediyoruz. Ederiz. Hemen siz masayı değerlendirin. O esnada da çorba içinde ufak ufak kaseleri tamam. verelim. Görmüşsünüzdür. Nasıl buldunuz şöyle. Masasını? Peçeteleri alalım. Evet, nasıl buldun masayı Doğru. Derya? Masayı ben sade ve şık buldum. Yalnız evet, çiçeğinin vazosu çok yüksek. Yani bir tık düşük olabilirdi. Hı. Ama bence sade ve şık bir masa. Ufuk, sen ne düşünüyorsun masası konusunda Murat'ın? Ben daha böyle renkli, daha afilli, cafilli bir masa cafilli, beklerdim. Cafilli. Evet, Murat Bey'den. şık olmuş. Ben sadelikten yanayım. Ne güzel. O sayede beğendim yani. Damla? Evet Zuhal Hanımcığım, bir disko topu bekliyorduk ortaya. Ben dedim. Kendisi bu vibe'ı yani. Nereden aldınız? Ama özür dileyerek söylüyorum. Neyi? Bu vibe'ı yani. Bu vibe'ı. Renkli bir kişilik değilim ben. Hep gördüğünüz renklerim dahil. Düz renkler. Şık bir masa olmuş. Aa. Ama beklediğim şey... Çok pardon. Şimdi fark ettim. Ne onlar önünüzdekiler anda? Dezenfektan. Aa, sana tepki olarak herkes dezenfektan getirmiş. Gördün mü Murat? Her hafta masanıza geldi. Herkesin masasına. Biz de hep birlikte. Sizinkiler gene güzel var. Şimdi mi aklına geldi dezenfektan kullanmaları? Siz dört gündür neredeydiniz? Bir farkındalık yarattım bununla ilgili. Dört gündür neredeydiniz? Arkadaş getirdik. Siz dört gündür neredeydiniz merak ediyorum. Siz kendi hijyeninizi niye baştan sağlamak istemediniz? Biz masaya oturmadan ellerimizi yıkıyoruz. Benim için bir problem değil. Bu benim için bir problem. Tabii ki de koyabilirsiniz. Ben çünkü koysun mu? Tabii koyabilirler. Hiç problem değil. Ama akılları neredeydi? Sadece bunu merak ediyorum. Tepki gösterdik. Biz sizi özlerdik. Siz de özlerdik Murat Bey. Siz de özlerdik. Ya böyle saçma tepki göstereceğiniz. Murat Bey niye? Murat Bey. Çok saçma bir şey mi? Yani temiz değilsiniz. Özen göstermiyorsunuz. Murat Bey. Nasıl temiz değilsiniz? Doğru demek. Biz pis miyiz Murat Bey? Değilsiniz. Dezenfektan konusunda siz değilsiniz. Onu demek istiyorum. Mutfağınıza girmek istiyorum Murat Bey. Teker teker. Murat Bey mutfağınıza girmek istiyorum. Ben seni mutfağına sokmam. Mutfağınıza girmek istiyorum. Ben izin verirseniz kontrol etmek istiyorum. Çünkü bütün hafta boyunca ellerini dezenfekte etti. Benim gözümde temiz titiz bir imaj bıraktı. Aynı titizlik mutfağında var mı? Ben onu kontrol etmek istiyorum. Eğer izin verirse. O zaman. Ben çok vermiyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Mutfağınızda bir şey var. Bence mutfağı çok dağınık. Mutfakta bir şey var, bizi almıyor. Ben izin vermiyorum. Bu kadar titiz bir insan bizi alırdı. Benim mutfağım tertemiz, hiç dağınık o değil. O zaman bizi alın lütfen içeri. Hayır, alın, kim, alın bizi. Kim alın, aldı ki? Kim aldı ki ben alacağım? Alın, alın. Gürbüz, nasıl mutfağı? Son 5 dakikasını temizliğe ayırdı. Dağınık mı çalıştı peki? Dağınıktı ama sonradan temizledi. Temizlemiş, temizlemiş. Temizledim. Sokmuyorsa yapacak bir şey yok. Biz zorla sokamayız. Evet, girişler asla. Kim izin verdi? Bence... İzin verirse zaten. Vermedi ki. Ve masa gezmek neden benim zamanımda aklınıza geliyor? Neredeydiniz 4 gündür? Çünkü Murat siz bizi öyle bir beklentiye soktunuz bu. Ki. Benim masama neden? Erkeklere karşı bir tavrınız mı var? Ben hayır, bunu anlamaya çalışıyorum şu an. Çok titiz bir imaj bıraktınız bize. O yüzden girmek istedik. Ben mutfağım gayet temiz. İzleyince de göreceksiniz Zuhal zaten. Hanım, bir cinsiyetçi olmamıştık. Murat Bey sayesinde cinsiyetçi de olduk. Erkeklere bir lafımız yok bizim. Çünkü ama... Ufuk'la sadece benim şeyimi istediniz. Ufuk ama değil, hayır, Ufuk siz, Bey'le. Siz o kadar sadece çok... Sadece Murat'ın şeyini Ufuk. İstediğiniz şey mutfağını görmek diyor. Kendisi bizi o kadar büyük bir beklentiye soktu ki dakika başı sürekli elini dezenfekte edince... Yani çamaşır suyuyla silinmiş, dezenfekte edilmiş. Pırıl pırıl ocağında bir yağ olmayan... Bir Murat Bey. Dezenfektan getirerek bence çok iyi yaptık. Kendisi bütün hafta zaten dezenfektanıyla dolaştı. Bu kadar sinirleneceğini bilseydim Murat Bey'in, gerçekten çantamı da getirir masaya koyardım. Getirdiğimiz dezenfektana Murat Bey çok sinirlendi. Biz aslında ona bir tepki olsun diye getirdik. Çünkü hafta boyunca herkesin masasına dezenfektan ve çanta getirdi. Dezenfektan getirdiğimiz zaman sinirlenmesi hoşuma gitti. Çünkü kendisine bir tepki gösterdik. İlk günden beridir dezenfektan masadan eksik olmadı. Bir de biz bir tepkimizi gösterelim dedik. Murat Bey bana kendi günümde kıyafetim için atletiniz gözüküyor dediniz. Kötü görüntü. Sizin de pantolonunuzun paçalarından bacak kıllarınız gözüküyor. O da benim görselimi bozuyor. Çok kötü bir görüntü. Şimdi. Evet. Benimki doğal bir şey. Hani Allah'ın verdiği... Yarattığı bir ama o da benim masama şey geldiğinde hani ilk önce ben yemeklerimi... Ya affedersin ağda yaptırıp mı gelecek adamlar? Saçma sapan bu? Yorum yapma istersen. Beni de saçmalattınız ha. Saçma sapan yorum ben gittiğim yapıyorsun. Klinikler için epilasyon konusuna yardımcı ağda mı olabilirim. Yapıp gelelim? Ne istiyorsunuz? Ben dedi ya şimdi bir erkeğin yani böyle kısa paçalar mı o da biliyorsun boru paça İtalyan böyle tarzı. Tam Zuhal Hanım benim... Damsı şimdi tüylerle ne alakası sizin var? Sizin için lazere gireceğim Handan Hanım rahat ha, olun. Gerçekten olur. Güzellik... Ya bunu niye söylüyorsun? Yemek yiyeceğiz Handan ya. Nereden neler buluyorsunuz? Vallahi çok enteresan sevgili seyirciler. Hiç bir, yani şimdi döşe açık, böğrü açık bir
gömlek giyse, gözükse göğüs kılları ne diyeceğiz şimdi ama yani adamların olur yani tüyleri, herkes de olur da erkeklerin tabii ki gözükmesi kadar normal bir şey yok. Şimdi o başka, o başka. Hoş onu da söylememesi lazımdı. Ben dün de söyledim ya. Bunlar hassas mesela. Menü nasıl menü Derya? Çok, ben dün zaten söyledim Damla Hanım'ın masasında. Ben çok uçuk kaçık şeyler bekliyordum Murat Bey'den. Çünkü benim menümü... Ne alaka dışarıdaki, Derya Hanım, ne alakası? Benim menümü bir saniye dışarıdaki ünlü şeflerle kıyasladı. Çünkü kendinin kıyaslayacak bir menüsü yoktu benimle. Damla Hanım, çünkü ben onun için aşçı değilim. Ben yapabileceğim en iyi şeyleri Damla yapmak istediğim için bunları seçtim. Bakalım en iyi, yapabileceğiniz en iyi şeyleri yapmış mısınız? Ona bakacağız, oraya geleceğiz. Gayet ama ben önce gözümü sonra midemi doyurmak istiyorum tabii bugün. Tabii ki yemek dediğin öyle bir şey. Sen nasıl buldun? Dua edin, ben avukado püresi gibi sadece püre vermedim ben sana. Humusunuz ne olacak? Humus blender'dan nedir? Geçireceksiniz. Humus nedir? Pastırmalı humus. Tamam, ben blender'dan geçireceksiniz onu. Yani pastırmayı koydunuz, çok zorlaştı ya gerçekten. Taşladım. Hayır, nohut haşladım. Yani, nohut haşladım. Ya çorbada lütfen, da nohut var, et. Onda da nohut var yani. Ha, morali çorbası. Olabilir şeyin... Damla Hanım'ın masası gibi an... değil mi? Pirinçler, bulgurlar neden böyle neden söylemediniz ve evet. Eksik masaya 4 puan verdiniz o ya zaman? Ya Murat Bey, bugün zaten Murat sizin Bey? Yemeklerinizi savunmanız gerekiyor. Siz sürekli böyle konuşuyorsunuz. Ben savunmuyorum işte, siz ya. Sürekli konuşuyorsunuz. Tam yemeklerinizi savunacaksınız. Murat Bey, bütün buraya... hafta sizi dinledik. Çok özür dilerim. Murat Bey, buraya geldiğinizden beridir yani tartışmadığınız, kavga etmediğiniz, söylemediğiniz laf kalmadı. Şuradaki bir tuzlukla bile yani münakaşaya girebilecek kapasitede bir benim insansınız. Benim ışık olduğumda bile kavga etmedi yani. Gerçekten yani. Özel dikim gömleğiniz bu muydu Murat Bey? Sizin gayet almış. Bu. İpek. Evet, çakma gayet. Modacının çakma gömleği. Çakma gömleği de isterse araştıralım program. Hazır konusunda. Almış. Ben de diktirtti zannetmiştim. Öyle söylemiştim. Bizim hazır ipek özel almış. Özel diktirttim. Çakma Türkiye'de olmayan bir marka Doğal Hanım. Efendim? Türkiye'de olmayan Murat Bey, masanızla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi önce çorbayla başlayacağız. Kaşık önde olur. Ufuk Bey'le benim tatlı servisim yanlış açılmış. Onu da söyleyeyim. Evet, olabilir. O an telaşa bu konuda kusura bakmayın lütfen. Oluyor, öyle oluyor. Murat Bey yemek öncesi böyle ellerini... Sıkın arkadaş. Madem getirdiniz bir işe yarasın. Bu arada zaten şey, dizim yanlış. Ufuk Bey'le benimkisi de aynı değil. Neyse, Ufuk Bey'in kaşığı sağda ama benim kaşığım mesela solda. Anladım. Evet, yani, bir de benim çatalım yok. Hemen getir. Yemek çatalım tamam, yok konulmuş. Getir çatalı da, gel çorba, ıspanaklı borani çorbası. Evet, bunda da nohut oluyor. İçen vardır herhalde değil mi? Tabii. Değişik versiyonları aynen. Da oluyor. Bunu meze gibi de yapıyorlar yoğurtla. Evet, normalde öyle. Yoğurtlu borani mezesi yapıyorlar. Güzel bir çorbadır. Yani ben severim böyle ekşili mekşili. Tabii yoğurtlu olduğu için yoğurdunun kesilmemesi gerekli. Teşekkürler. Nohutlar da var. Hadi gel başlayalım Murat. Afiyet olsun arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Hadi gel, sensiz başlayamayız. Sıktı. Dezenfektanını. Onlar da sıktılar birer fıs. Sıksınlar. Umarım sıka sıka gidiyoruz bugün. Dahil ederler bu dezenfektan olayını. Çok da yani zırt pırt kullanacak bir şey değil aslında. Değil aslında, evet. Yani pandemiden bize yadigar. Ben kendi eline sağlık. Afiyet olsun. Murat Bey, ıspanakları hazır mı aldınız yoksa kendiniz şöyle, mi yıkayıp? Anlatıyorum. Ispanakları yıkanmış aldım. Wow. Ama gerçekten sirkeli suda bekletip bir ağız daha yıkadım. Çünkü Zuhal Hanım, ben normal bir ıspanak alıp bir ağız yıkayıp burada size sunabilirdim. Ben böyle bir şey istemedim. Olmaz tabii. Sizin sağlığınızı düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Taze ıspanak değil yani bu şu an. Taze ıspanak. Dondurulmuş değil, hayır. Yıkanmış. Sadece yıkanmış. Paketlerde satıyorlar evet, ya. Evet. Ben sadece sirkeli suda tekrar beklettim, tekrar yıkadım. Sadece sizin daha sağlıklı, kum yemek istemediğinizi düşündüm. Sunamam ben zaten. Çok sunamam. Çok tercih etmiyoruz kumu tabii. Evet, yani ben zaten sunmam size. O yüzden böyle planladım. Nohutunuzu? Bunu sadece bunun nohutunu hazır kullandım. Sadece bunun. Ama zaten iki kez kullandınız. Neden bunu hazır kullandınız? Bunun nohutu daha diri olması gerektiği için. Sen humus için kendim haşladın değil mi? Evet, humus için kendim haşladım. Bu niye hazır? Evet, hazır. Bu niye hazır? Şöyle hazır. Humusun, nohutun çok fazla haşladım. Hani hamur, yani çok ezildiği için bunu da kullanmak istemedim. Bunu öncesinden biraz çorba için içinden alıp tekrar haşlamaya devam mesela. Edebilirdi aslında. Ben şöyle, benim büyüklü fobim içinden var. Alaydın bir. Ben hayatım boyunca hiç kullanmadım. O zaman yanlış bir menü tercihi kesinlikle. Hiç kullanmadım. Yani peki sen humus için nohutları
bunları normal tencerede mi haşladın? Hayır, normal düdüklüde haşladım çünkü imkanı yok normal. Tamam, düdük fobin var diyorsun, kullanmışsın. Bugün bu masa için ben denedim. Tamam. Dediği gibi mesela fazladan koyacaktın nohutu. Bir tık evvel alacaktım bunun nohutların içinden. Madem kullandın, açmak zorundasın. O tencere kullandıysa kapağı açılacak yani. Ya Murat Bey, tamamen hazır ürün kullanmışsınız. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani herkesin menüsünde hazırdır. Yufkası hazır. Hayır, Murat, bir şey söyleyeceğim. Ispanağı alıp getirip soyup, yıkayıp soyup başka bir emek zaman. Ama hazır ıspanağı alıp getirip sirkeli suda yıkayıp koymak farklı bir şey. Sirkeli hazır muhafızı almak da çok farklı bir şey. Bakın dur, teker teker bir şey söyleyeyim. Hemen bir şey söyleyebilirim. Handan Hanım, siz şey lahanayı bile olmadınız. Olmadınız. Tuzlu olmadınız. Lahanayla ıspanakla alakalı. O çok basit bir şey. 2 dakikada lahana olacaktınız. Onu bile yapmadınız. Beyefendi, ıspanağı bizim sağlığımız için. Temizliğinden dolayı hazır. Temizliğinden dolayı. Ben lahanayı alıp sizi savunuyorum. Ben alıp bir ağız. Bak bir çok ağız alıp yıkayabilip de size alıp bunu ayağa döneceğim. Murat'ın söylediği de doğru. Handan'ınki de şimdi yemek yarışması. Ispanağın biliyorsunuz çamurlu bir sebzedir. Çamur yani 7-8 defa yıkaman şimdi lazım. Şimdi onu yıkaman lazım, o sana vakit kaybettiriyor. Evet, tabii işte burada birazcık işini kolaya getirmiş misin? Evet yani. Olamaz mı? Olabilir. Bu kimisi için bir eleştiridir. Kimisi için Damla gibi bir yarışmacı da diyor ki ne güzel bizi düşünmüş. Benim içim rahat etmezdi diyecekti belki de, değil mi birazdan hani ne kadar yıka. Ama tabii bir yandan da zor bir şey ıspanağı yıkamak. Ayıklamak, doğramak. Ama böyle bir çorbayı o da bir zahmet tabii. Alıyorsa mesela, ama o da bir zahmet, o da bir emek. Evet, diğer insanlar 5 defa yıkıyorsa ben 10 defa yıkamam. Tamam, haklısın da işte bu da bir emek, bu da bir vakit kaybı ya. Bu da bir vakit kaybı, doğru, haklısınız. Ben böyle tercih ettim çünkü dediğim gibi ben yemek istemedim. Ona bir şey diyemem. Ve dediğim gibi siz 5 kere yıkıyorsanız ben 10 defa yıkamam gerekecekti. Hassasım bu konuda. Bana uyar. Yıkanmış alıp sirkeli suda bekledim, tekrar yıkadım. Murat Bey. Ben sizi böyle düşündüm yani yemenizi. Çorbanızı samanlı mı yaptınız? Saman ne demek ya? Yani evet, burada saman çıktı resmen. Saman mı? Yani tamam, bir gösterir çıktı. Misin? Bak, Murat bir baksana ne o, ben buradan bakmak istiyorum. Yakın gözlüğüm. Şaşırdım. Yanımda yani, artık. Çok gözlüklerle geldik yine. Bakın canım. Hayır, bu saman getir bakayım. Değil. Saman ne ya, Allah Allah. Ne samanı yani, nereden yani çıkıyor? Ne o? Getir bakayım. Yani getir, kurumuş getir. Bir ot. Getirsene Murat. Şöyle bir yakın gözlüğümle bir bakayım. Ne ama o? Evet, o ne ya? Kurumuş ot yani. Ama kuru bu yani. Kuru da ne o acaba? Şey hayır, doku olarak da kuru. Kuru. Ha şimdi çorbanı... ıspanak hazır. Evet. Ispanak zaten. Çorbanın içinden çıkmış. Ispanak sapı değil. Kökü belki değil. Belki naneden çıkmış da olabilir. Ha, evet, naneden, kuru naneden çıkmış olabilir. Naneden evet. Çöp karışmış herhalde. Evet. Seni mi buldu? Kuru naneden çıkmış olabilir çünkü dediğiniz gibi ıspanağı ben. Peki artık ot çorbayı yani yorumlayalım. Evet Damla. Başlayabilir miyim? Murat Bey teşekkür ederim öncelikle. Çünkü bizim sayemizde haftanın iki günü başlangıçta çorba içebildik. Sizin de çorbanız çok lezzetli olmuş. Yoğurdunuzu kendiniz mi getirdiniz? Yoğurt değil. Ben bunu özel Hatay'dan bir tuzlu yoğurt deniliyor. Hatay'dan getirdim. Süper, bilmez miyim? Onunla yaptım. Bunun orijinali odur. Sünme yoğurtla yapılmaz aslında. Ben sadece şuna değinmek istiyorum. Kese yoğurdu istiyorum. Değil mi? Evet. Çok lezzetli olmuş Zuhal Hanım. Kesinlikle. Olsun. Ancak bir nohut konusunda katılmıyorum size. Ispanak konusunda yapmış olduğunuz şey doğru. Ama şöyle bir şey var. Dün benim çorbam için işte yemek gibi. Bu yorumlara siz de katıldınız. Hayır, ben katılmadım. Asla. Asla çok katılmadım. Fazla dediniz malzemesi hayır, için. Çok, öyle asla dedim. Ben senin çorbanı zaten puanlı çorbana verdim. Damla. Beklemiyorum demiştiniz zaten. Ben çorbanın puanına verdim. Ve evet, yapabileceğini de düşünmüyordum. Gayet başarılı bir şekilde çıkardım. Puanını da ona verdim. Peki, çok dağılmadan tamam, toparlayalım. Nohut konusunda diyorsun ki hazır kullanmamalıydı. Evet, ispanak beni bozmaz diyorsun. Tadı evet, da güzel diyorsun. Kesinlikle süper. Çok lezzetli. Peki olmuş. Ufuk? Vallahi yani sürekli yabancı cisimler çıkıyor çorbasında. Yine Ayda ne ufu mu? Yani ben anlamadım. Neden seni buluyor çorbayı... sadece onu anlamadım. Yani neden ufu? O ne? Ya bilmiyorum, getirmedim burada çıkanı ağzımdan. O ne çıktı şimdi ufu? Yani yine ot çıktı ufuk yani. Ufuk çığma, ot çıktı. Yine... Yani ot çıkmasının imkanı yok dediğin gibi. Yok, sadece ben dışarıdan kopardım getirdim aklım çorbanı. Hayır sadece naneden girebilir ya. Başka naneden mi geldi? Kuru naneden. Yani... Bunu da ben hani yapmadığım için. Yabancı... Tabii çıkmaması lazım da o da ayrı yani. Yabancı cisimler dolu çorbasında. Tadı nasıl? Yani tadı biraz nane tadı fazla geliyor. Hmm. Onu söyleyeyim. Hani kuru nane bu yayla çorbası gibi hani fresh bir çorba ya. Hani ya tadı lezzeti kıvamı. Tadı lezzeti kıvamı güzel. Güzel. Derya? Ben de çorbayı beğendim. Ben de beğendim. Ama afiyet nohutu olsun, keşke çünkü menünüzde nohut var. Zaten aynı zamanda evet, bir nohut haşlıyorsunuz. Evet. Keşke nohutu hazır değil de siz haşlasaydınız. Zaten ıspanak muhtemelen hazır olduğunca bir tur yıkanmış ve bunlar ayıklanmış değil mi? Ayıkladım. Siz sadece... Hayır, ben de ayıkladım ama ekstra. Ekstra sen de. Kestiniz çünkü. Doğradım,
ayıkladım, sirkeli suda yarım saate yakın beklettim, evet, yıkadım. Bana diyorsunuz ya avokadoyu ezdin getirdin, sen de inanılmaz kolaya kaçmışsın ama ben çorbanı beğendim. Çorbanın kıvamını ve tadını da beğendim. Süper. O limon mayhoşluk çok hoşuma gitti, elinize sağlık. Evet, çorbanın asıl lezzeti orada, evet. Hafif bir eşkili. Bir mayhoşluk var. Ben sana bakıyorum çünkü senden yorum bekliyorum. Ben çorbasını beğendim. Öncelikle sıcak getirmişti. Teşekkür ediyorum. Kesmemiş kıvamı da güzel. Yalnız benim için beni rahatsız eden nohutunu hazır kullanması. Olabilir. Ispanağına da el emeği vermeyip hazır kullanması beni ben rahatsız etti. Ben emeği verdim. Hani tamam çok fazla vermedim ama ben yine yıkadım. Yine sirkeli suda beklettim. Ama güzel bir çorba olmuş. Vallahi eline sağlık. Gayet güzel. Sağlık. Bu çorba güzel da böyle olur. Çorbanız. Afiyet buyurun. Olsun. Evet, şu naneyi dökerken biraz fazla kaçırıyorsunuz ama beni rahatsız etmedi. Ben severim nane. Bazı çorbalar kaldırıyor zorunda. Bazıları kaldırıyor. Aynen. Ama güzel bir çorba vallahi. Ama evet. Benim baharatıma bu kadar laf söyleyip bu kadar naneyi dondurması. Ama sizin baharatınız yoğurtlu çorbalar. Hayır. Ufuk Bey, yoğurtlu ve naneli çorbalarda nane tadı zaten ama baskın çok fazla var olur. Ben. Senin neydi, çorbanı unuttum ben. Brokoli, ya. Brokoli çorbası. Çorbası. Senin karabiberli. Rüya karabiberli. Brokoli çorbası. Karabiber. Ya koyulur tabii de çok koymuşsun. Ufuk Bey, yabancı cisim çıkma sebebi ne biliyor musun? Ne? Gastronomiyi çok uzak ya. Ne bak, alakası var? İçerisindeki nane parçasını veya nasıl diğer uzağım, herhangi bir parçayı anlamıyor olabilir. Ne alakası yani var çıkan çöplü onun gastronomi? Siz diplomasını getirdiniz mi? İnanmıyorum ben. Diplomamı getirdim tabii ki de. Aa, diplomasını getirmiş. Diplomamı niye yatıktın getirdim cebine? Buruş çünkü sürpriz yapayım dedim. Direkt elimde getirmeyeyim. Ay. Murat Bey, siz diploma diploma diyordunuz. Bakacağım. Buyurun diplomam. Ankara'dan tasdikli bir şekilde E-Devlet'ten alınmış. Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ankara'dan mezuniyet belgesi. Yani bana Ankara bunu layık görüyor da Murat Bey. Murat Bey kendini ne zannediyor? Başkenti. Nasıl kaç puanla olduğunda ne alakası? İstanbul bakalım. Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları. Diploma notu 2.45, 4 üzerinden. Evet. Ortalama. Ama 1.80, 1.80 geçiş canım, puanıdır. Tamam. 2.5 yani bravo, ortalamanın teknikler üstünde. 2020'de mezun çok kötü oldum. Bir evet puan, çok kötü. Hayır, çok kötü bir puan değil. Bir kere benim emeğime saygı kare duyun. Kare kodunu da okutayım bakayım diye. Tövbe yarabbim. Benim emeğime saygı duyun. Ben hem çalıştım gece, vallahi bravo, hem de okula ederim gittim. Çok zor şartlarda eğitim, okudum. Eğitime saygımız sonsuz. Alın terime saygı duymanızı beklerdim terine, Murat Bey. Alın terine, eğitime. Puana baktın değil mi sen önce belgeye? Tamam baktım mıdır? Evet, baktım. Teşekkür ediyorum. Özür dileyecek misin? Demek ki eğitimini tamamlamamışsın tam anlamıyla. Tamam, İyice tamam öğrenmemişsin. Hani kendi açından söylüyorum. Tövbe estağfurullah. Yıl olarak demiyorum. Peki. Öğrenmen gereken şeyleri tam anlamıyla öğrenememişsin. Sizin hiçbir şeye saygınız yok. Emeğe alın terine saygınız yok. Ne içersiniz? Yok. Ben su alabilir mi? Su. Ben acısız şalgam istiyorum. Tamam. Ben de su alayım. Tamam, şalgamım var. Çünkü şalgam var bir de. Ama acısız lütfen. Ama kebap var, doğru. Murat Bey, Ufuk Bey'in bütün hafta o kadar üzerine gitti ki Ufuk Bey'den böyle bir şey bekliyordum. Diplomasının gerçek olduğunu da düşünmüyordum. Getirmesi açıkçası beni de şaşırttı. Ufuk Bey diplomasını getirdi. Ufuk Bey sadece diploma almış. Başka hiçbir şey yapmamış. Ufuk Bey'in teoriste tamam bilgisi var, bize bunu kanıtladı ama pratikte sıfır. Diplomamı gösterdiğim zaman morardı kesinlikle. Yani eli ayağı birbirine dolaştı, ne diyeceğini bilemedi. Bence mahcup oldu. Keşke bir gelseydi, şöyle bir af dileseydi, elimi sıksaydı, kendisini affederdim. Şimdi ara yemeğimiz neydi Murat? Ana yemeğimiz patlıcan kebabı. Yok yok, ara yemeğimiz. Ha, teşekkürler. Pastırmalı humus. Ha, pastırmalı humus. Pastırmalı humus nasıl ara yemek oluyor? Ben ara sıcak. Daha çok meze olarak biliyorum. Evet işte bak, gastronom bir daha demek istiyor yani. Diyor ki ben yani meze olarak meze, da evet, kullanılıyor. Doğru. Evet, meze olarak yani, kullanılıyor. Ama ara sıcak olarak da meze zaten. Ara sıcak olarak da kullanılır. Yani. Kullanılır. Fakat ılık gelmesi gerekiyor. Ilık, şimdi evet nasıl getirecek İnşallah bilmiyorum. Umarım ısıtır. Mesela ben humus yerine ne tercih ederdim size? Zaten nohut var ama. Evet, nohut. Yani ben olsam nohutlu başka bir şey kullanmazdım ama illa mesela bir falafel. Kesinlikle. Çok güzeldir arasıcık için. Evet, ideal evet bir seçim. Ama bu bir daha basit da yanına. Hayır, bu daha basit ve kolay olduğu için Murat Bey bunu öyle seçti. Mi? Evet. Hmm. Evet. Onu bir kızartacağım falan tabii gene. Bunu düdüklüye at, haşla, bızıt yap. Çünkü bitti bir humus geliyorsa yanında yani tek başına da biraz sanki ve hani meze olduğu evet için ve ara sıcak hani bilmiyorum sanki bir çeşit bir şey ister miydi yanında gelince. Ya Derya'nın hazır falan ağır zaten de. Hazır diyorsunuz da siz hazır yufkayı pişirememiştiniz, hamurdu, kabaklar pişmemişti. Ama bir işlem vardı orada bir. Bende de işlem var. Bende de ben düdüklüde evet haşlıyorum onu. Tamam, blenderdan geçiriyorsun düdüklü bu kadar. Düdüklü kim açtı?
Düdükleme gürbüz yardım etti ama ben açtım. Etti. İlk defa mı kullanıyorsun? İlk defa, gerçekten ilk defa korktum. Kullanıyorum. Çok korktum. Allah'tan mutfağı patlatmamışsınız, havaya uçurmuş. Yok, yok, yok. Ben hani 4 yıl okumadım ama düdüklüğü kullanırım en azından. Ben de kullanırım canım yani. İhtiyaç duymadım kullanmaya ama kullanırım. Düdüklü birazcık görünce daha... Görünce şalgamı canım çekti. Zuhal Hanım, düdüklü hiç kullanmadıysa beyefendi, bu bütün her zaman yaptığı yemeklerde nohutu falan hazır aldığı... Hayır. Tencerede 15 saat... Normal tencerede kaynatırım. Ben böyle haşlıyorum normalde. Islatırım, sabahı da koyarım. Kaynar. Peki bu kadar bana kaloriden dem vurup böyle ağır yemekler tercih etmeniz... işte kebabıydı, çorbası ağırdı... Ben sizin kaloriden dem vurmadım. Yanlış kalori yazdığım yanlış için kalori falan değil beyefendi. Madem ki kalori hesaplamasını ben yanlış yaptım, derdiniz ki Ufuk Bey... Bu hesaplama böyle yapılmaz. Evet, benim öyle. De arkadaşım var. Ona başvurdum. Evet. Buyurun size doğrusunu veriyorum. Ben de kendisini tebrik ama ederim. Ama hayır, ben niye rakibime yardım edeyim ki ama? Neden rakibime yardım edeyim ben? Rakibime yardım edeyim değil. Ben örnek senin sofranda doğrusunu mu göstersin? Evet, doğrusunu evet. Göstersin. Ama amacı yok ki. Ben de kendisini... amacım yok ama ki. Ben o kazanmaya geldim. Hayır, oradan bana çok yüklendi. Dem vurdu. Ha. Hani kendisinde arkadaşı varmış. Şov yaptı burada. Arkadaşını aradı. Konuştu. Dilara'yı aradığım için içeri arayalım oturdum. Bakalım. Arayalım bir daha. Şimdi Dilara da bizim eski birincimiz olduğu evet. için aradık. Yoksa alelade yani herkesin arkadaşını aramıyoruz yani hani normalde de. Ama bazen böyle canlı bağlantılar kuruyoruz arkadaşları ya da başka. Yani şey öyle olmaz böyle olur Ufuk Bey demesini beklerdim. Güveçte kendisini de tebrik güveçte ederdim. Güveçte yaptı ha, tamam o zaman. Evet, güveçte sıcak. Tamam. Ben öyle bir tek başına getireceksin ama bu tamam o zaman. Hayır. Böyle okey. Uzun sonra. Kabuklarını soydunuz mu? Elimden geldiğince almaya çalıştım kapadan ama tek tek soydum dersen yalan söylemişim. Gelmiş mi? Sana kabuk? Geliyor. Bir tık. Makineden çektiniz mi? Emin misiniz? Makineden çektiniz mi? Makineden çektim evet. Çekememişsiniz ama. Ya bazı pütürlük var evet bunu biliyorum. Sadece pütürlük var. Yani. Çok sertler. İşte bunun da özelliği pütür olmaması ya. Olmaması ama sadece evet. ara pütür oldu. Yani şöyle demek istedim. Kıvamı çok iyi bence. Sadece pütürlük bana var. Bana çok pütürlük gelmedi bana ama. Geldi. Bana geldi. Bütün bütün var içinde. Ya çok bütün, hayır bütün yok. Bütün bütün var. Minik tane. Evet. Ama kıvamı bence çok iyi yani olması ya gereken Murat bir Bey, kıvamda. Ya Murat Bey nasıl bütün bütün yok? Yani şuraya bakar mısın? Yani nasıl göstersem onu düşünüyorum ben de. Yani nohutun yarısı burada şu anda. Piyango bugün hep bana vurup... Aynen gidiyor. Ben nohutu evden getirdim buraya koydum. Zuhal Hanım. Au! O burada bayağı tabağa bütün... koyabilir misiniz rica etsem? Ez bakayım onu o nohut tüm mu? Tüm değil Zuhal Hanım. Hani komik bak görüyor musun? Tüm tamam. Değil o. Anlatabiliyor muyum? Tüm değil ben nohut zannettim. Hayır tüm ne? Değil. Tüm yani. Değil mi? Hayır tüm değil bir parça. Var dedik zaten kıtırlık geliyor. Murat Bey buyurun lütfen. Bir parça da deryadan. Yok mu arttıran? Hayır bunun özelliği zaten evet. Haşlıyorsunuz sadece bu. Humus. İyi blend etmeniz lazım. Bunun i̇yi, tek özelliği bu. Ettim yani. Edememişsiniz rahat 20 işte. Dakika belki yani tam bilmiyorum ama gerçekten çok iyi blend ettim. Yani. Çünkü tahmin etmiştim. Benim gibi düdüklü çok iyi bilmediğim için bilgisi atmak istemedim. İyice dümdüz olmasını risk istedim. Almayayım. Bir nohut ikiye bölünmüş. Bence de bir nohut ikiye bölünmüş. O bir nohut yani... O köşeden seçip, bu köşeden bir parça seçip koyuyorlar ortaya, hep ortadan... Seçmiyorum yani, ya, az yediğim zaman ağzına kutur kutur veriyor Murat Bey. Ya tamam bak ben sizin pütürlük yok demiyorum, değil. Kendileri iki vermeye alışkın oldukları için her yerden bir şey bulacaklardır. Bulmaya çalıştım muhtemelen. O yüzden hakkı neyse, hakkı neyse onu veriyoruz. Evet, demin Derya dedi ki neden eksik menüye 4 verdiniz dedi Murat. Evet Murat Bey, eksik menüye. Bir saniye, Damla'nın o görüşünü merak ettim. Çünkü Damla'yı yanına çekmek için bugün ben Damla'yı... Hayır, hayır, ben şöyle Damla Hanım, bir saniye lütfen. Benim masamda dedi ki ben 9 puan veriyorum. Bu masa bu 9 puanı hak ediyor dedi. Kendi tamam. gününde eksik menü yaptı. Ben bunu 2 verdim. Bu yüzden kendi menüsünde, kendi masasında verdiğim 9 puandan pişmanım dedi. Murat Bey de bana bütün her şey olmuş menüyü 6 her puan şey verdi. Bir saniye eksiksiz tam menüyü 6 puan verdi. Eksik olan menüye 4 puan verdi. Yani Damla Hanım'ı bugün yanına çekmek istedi. Hayır Damla Hanım'ın bence ben cevap başardı vereyim. Da. Kesinlikle hayır. Başardı. Şöyle evet. Ben tek tek açıkladım. Ben dedim ki isim hataları tatlısının olmasaydı tatlıya puan verirdim. Tadın başlangıç çok basit. Avukado olduğu için vermek istemedim. Ondan avukado sonra, olduğu için vermek istemedim. Evet, evet.
Şaka gibi. Evet. Ama yani düne 4 verilebilirdi de. İşte ben dün dediğim hayır. Oydu. Düne 4 verilemez mi? Verilebilirdi tabii ki. Güzel yemekleri vardı. Ama bana tamam, 6 verilmez. İşte sana 6 evet. Olunca aradaki makas o kadar daralınca sen de haklı olarak isyan ettin. Sen ne diyeceksin dünkülere? Derya Hanım kesinlikle çok acımasız davranıyor. Yani 2 kesinlikle hakkım değildi. 6 benim kadar hakkım uğraştım. Peki? Bu beni ilgilendirmiyor. Ama kendi puanımı konuşuyorum. Sonra ben pişman size... oldum. Ya pişman olmaman gerekiyor. Doğru bir şey yaptın. Neden efendim? Ben size yarım puan daha fazla verdim. Farkında mısınız? Bir dinlemiyorsunuz ki ben sürekli ağzıma lafı tıktığınız için ben konuşamıyorum. Buyurun. Ben size 8,5 verecektim deyip 9'a yuvarladığımı söyledim. Ama siz buna rağmen o masaya gidip 2 verdiniz ve vicdanınız o kadar rahat çok ki bugün rahatım, bile eksik beni. Ben çok inanamıyorum. Hayır, kesinlikle. Ben inanamıyorum. Sizi birincilik hırsı bürümüş. Asla. Siz ben, kesinlikle hayır, ben tabaklarımın tabaklarıma yakın tabaklar bekliyorsunuz. Bana 5'e niye buna çıkmadın 5 verirken? Derya Handan Hanım 5 verirken neden aldın? Handan Hanım'a söyledim. Ama bana verdin tepki Handan Hanım'a göstermedin. Damla Hanım'a çünkü 2 puan verdin. Göstermedin hayır. 2 puan verdi beyefendi. Hayır 2 puan verdi. Handan'a göstermedin. Damla'ya 2 puan verdin. Murat Bey. Göstermedin Handan Hanım'a. Hak hukuktan bahsediyorsun. Sen benden daha az vermiş puan bir insan var burada ama aynı tepkileri vermiyorsun kardeşim. Aynı Derya tepkileri verdim söyledim. Derya ama hayır. Şöyle bir puan verdim. İzleyenler görecek. Siz gününüzü oynadınız. Ben günümde gününüzü oynadınız. Ben 30 dakikaya oynamadım. Yakın neredeyse yuvarlamalarımı yaptıktan sonra tekrardan boşaltıp. Bu benim problemim bir değil. Bir saniye size bir şey açıklıyorum. Eksik menüyü açıklayacağım size. Ben tekrardan yuvarlamalarımı boşaltıp tekrardan salça ekleyip tekrardan yuvarladım. Tamam ve beğendim. Sonrasında sadece salatam ve bir sosum eksikti. Bu muydu hakkı? Evet. Ben size eti kötü getirirdim. Siz nasıl gel, vicdanınız pişme. Rahat bir şekilde bir gün sonra bile bunu söyleyebiliyorsunuz? Ben vicdanım çok ben rahat. Ben yarım puan için bile size 9 vermeme bakın, rağmen ben bir saniye bitsin. Yapabileceğiniz menüleri seçin. Yapabileceğiniz puanları seçin. Ama ben bunu yapabileceğimi zaten... İspatladım yani lezzetliydi menüm. Ama yapamadınız. Tamam diyorum ki ama ben size güzel bir et getirdim. Ben size sadece salata getiremedim. Yani yenilecek güzel yemeklerin hatırına 2 vermeyebilirdim diyor. Şimdi bana Murat Bey diyor ki orada yazan tatlının şeklini bana getirmediniz. Ben buradan puan şekli kırıyorum değil, diyor. Şekli değil dışını hamurunu getirmedin. Hamurunu tatlıyı tatlı yapanı getirmediniz. Bir saniye ben de eti et yapan sosu getirmediği için salata yapan tabağı getirmediği için puanımı kırdım. Ne var burada? Tamam, ona ben bir şey diyemem. O Damla'yla tartışabileceğim bir konu. Yılların kanalisini kendiniz yorumladınız. Tamam çok lezzetliydi. Hiçbir lafım yok kanalinize. Ama bu kadar aşçıyım. Yılların şöyle çalıştım, böyle çalıştım. Yılların aşçısıyım dedikten sonra ben size sadece yumurta sarısına dayalı, içerisinde 11 tane yumurtanın olduğu zor bir tatlı doğru. Getirdim. Sırf üstü tadı için. Tadı da çok güzeldi. Evet Zuhal Hanım yani gerçekten haksızlık ediyorlar. Zor bir tatlı. Burada aşçıların da yılların aşçılarının da yapamadığını söyledi. Master Chef Zuhal Hanım. Gibi Zuhal Hanım. Yani ben size asla orada. Yumurta evet. Kokmayan bir tatlı getirdim. Gene yaranamadım ve hala pişman bana yaranmanıza yani. Gerek yok. Eksik menü olduğu için ben öyle değerlendim. Tamam peki ben yani ben bizden... Eksik olmasaydı dünkü yemeklere kaç puan verirdin? 5. 5 mi? Evet. Ben anla ve benim sadece 5 eksik olmadı. Yani niye? Ana yemeğinde renk yoktu. Ya tabakta Derya yanmıştı. Tamam oradan bir kırmış oldu. Yani tabii farz misal konuşuyoruz da geçmiş olsun o ayrı da. Üzülüyor. Niye 5 verecektin ki? Çok tam basit Zuhal Hanım. Basit. Basit. Ben farklı şeyler her şey çok güzeldi. Sadece bulgur pilavıma laf söyleyebilirlerdi. Evet size katılıyorum ama başka hiç laf söyleyeceğiniz hiçbir şey yoktu. Ya basit kime hiçbir göre şey basit? Yoktu. Kime göre basit değil? Yani basitlik programı değil ki. Ben size yemek yani gibi çorba getirdim. Programı lezzet değerlendirelim lütfen. Yani o kadar tiki dediniz, tipik dediniz, doğru dediniz. Çok fazla zamanımız var ya. Takla atıyoruz çok hani, fazla. O zaman da en iyi yapabildiğimiz, en devam ederiz elbet. Birincisi Murat Bey'in bana 4 puan vermiş olması hiçbir işime yaramadı. Ben bu mantığı da anlamıyorum. Onların vicdanlarına göre 4 yüksek bir puan. Bana göre yüksek bir puan değil ki hak ettiğim puan da 4 değildi. Bırakın geçtim 2'yi. Kesinlikle Murat Bey'i savunmadım. Her gün yaptığım gibi adaletli yorumlar yaptım. Damla Hanım Murat Bey'i savunuyor çünkü ben bunu dün de söylemiştim. Murat Bey masada Damla Hanım'ı korudu ve bugün yanına çekmek istedi. Ama Damla Hanım'ın bu ucuz oyuna gelmesini hiç beklemezdim. Çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Yani ilginç bir şekilde zaten ben demiştim. Damla Hanım'la Murat Bey aralarında anlaşmış. Birbirlerinin avukatlığını yapıyorlar. İkisi de strateji peşindeydi zaten. Yani bugün Damla Hanım 10 puan verirse gerçekten şaşırmayacağım. Yani avukatlık yaptığına göre zaten Murat Bey de gününe oynadı. Damla Hanım'a dün 4 puan vererek o kadar eksik menüye rağmen 4 puan verdi. Çünkü biliyor Damla Hanım herkese bol keseden veriyor puanları. Mufuk seninle başlayalım. Ya dediğim gibi çok fazla böyle iri iri pütürlük taneler. Var. Çok pütürlük tamam. Var gerçekten. Onun dışında lezzeti yani var mı? Lezzet olarak... Tabii ki pastırma güzel bir lezzet katmış. Onun haricinde
çok bir emek göremedim yani. Emek değil, lezzet soruyorum ben size, lezzet. Bir saniye tadı lezzete nasıl? De geleceğim beyefendi, fırsat verin. Fırsat verin, her şeyi kesin. Fırsat veriyorum. Ya pastırmaya güzel konuş. Lezzet vermiş pastırma. Ya bir pastırma. Saniye arkadaşım, bir yani saniye. Bir saniye. Lütfen hadi. Yaban geldi bana. Lütfen hadi. Yaban geldi. Yaban. Ne kadar komik. Yaban. Yaban olmalı. Değil işte, yavan. Yavan. Yavan gelmiş. Evet, yavan. Limon koymadın mı hiç? Koydum, bir tane limon sıktım. Ne? Evet, bir gerçekten ara. Gerçekten mi? Gerçekten. Peki, Derya? Zor Hanım, ben dediğim gibi iyi blend etmemiş. Zaten çok basit bir ara sıcak. Gerçekten iyi blend etmesi gerekiyordu. Pastırma olmasaydı bu kadar lezzetli olmaz. Yani şeyin lezzeti oradan geliyor. Pastırmadan alıyor lezzeti. Ben de limon ve kimyonunu az buldum. Ben de. Katılıyorum o noktada ama bilmiyorum diğer. Bunun özelliği budur zaten. Bir limon, evet, hiç onun için özellikle limon, gerçekten bir limon. Allah Allah, hiç yeterli gelmemiş ve kimyonu az. Bir adet limon sıktım. Zuhal Hanım, ben yemek yapmayı genel olarak bilmiyormuşum. Gelip sarma sardım ara sıcakta. Siz blenderdan geçireceğiniz bir ürünü karşımıza getirmişsiniz. Lezzeti, haşlama kısmını unutuyorsunuz sanırım. Şu şekilde söyleyeceğim haşlama. Ama şöyle humus. O blende hani bir 10-15 yani dakika sürüyor. Bir saniye. Haşlama şey zor değil. Yani şimdi mesela kim kullandı, sen zor kullandın. Zor olduğunu gördün mü? Nohut kullandın, evet. Kendin haşladın. Haşladım. Sen kullandın mı? Hayır. Ben kullanmadım. Sen yani kullandın ne mı? Demek zor, zorunda mıyım? Kullanmak zorunda değilsin. Ama basitlik var burada. Basitlik değil. Yani kendi menüne bakmadın mı sen hiç? Kendi menüne bakmadın benim mı? Benim menümde gerçekten yani ya, iki tane hamur. Benim ya menüm bağırıyor. Farklı. Benim çorbam bir zahmetli bir çorba. Sözünü kesme. Dur, Sofokles'in sözünü kesiyorsun. Allah Allah. Evet. Çok saygısızca davranıyor. Yapmayın. Ama. Olmaz böyle. Olmamalı. Neyse, ne diyordum ben? Bak karıştı şimdi. Tatlımdan bahsediyordum. Evet. Şimdi benim tatlımın hamuru ayrı. Bir de bana anlatayım. İçindeki evet. Kreması ayrı. Canım. Çikolatası ayrı. Yani 150 kalori olan. Bak kendisi. 150 kalori. Kaloriyi boş ver arkadaşım. Kaloriden bahsetme. Allah Allah. Her şeyi kaloriye bağırıyor, gastronomiye bağlıyor. Başka aklına gelen bir şey varsa söyle. Hayır, sürekli aynı şeylerden bahsediyorsun yani. Aklıma geldi. Al peki. Sana getirdim çocuk, diplomamı da daha al, ne yapabilirim? Diplomasını da getir. Bir daha kalın çocuk profiterol yemeyecek. Handan? Zuhal Hanım, ben şunu söyleyeceğim. Pastırma zaten kendi başına çok lezzetli bir et ürünü. O yüzden humusu içinde ağzıma yediğim zaman katır kutur. Bir... Katır kutur deme. Evet, evet öyle. Valla katır kutur bana lahanamda gelmedi de. Lahanamda karıştırma hani, istersen. Normalde lahana olması gereken kutur gibiydi. Ha, kıvamı güzel aslında sertlik ama yok. Şey arada sadece taneler mi diyor? Sertlik, sertlik şey var. Bunun da tek özelliği zaten, iyi çekmeyin. Bak evet. Kıvamında o gene kadar haşladınız Murat Bey. Ara ara Zuhal Hanım ama zaten hani humusun tek esprisi kadife gibi böyle ağızda dalılmasıdır. Ya öyle zaten ama sadece parça. Ya. Sadece arada bir humus saygılar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Olmamış Murat Bey. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Olmamış. Olmamış afiyet diyor. Olsun. Patlıcan kebabı. Evet. Allah Allah. Ben sunum yap masaya getirmeden kebabı tepside görmek istiyorum. Yani o şey öyle nasıl mi verdi? Hadi oradan. Hadi. Hadi. Gördük. Onların menüsünü gördük. Murat. Yenişi güzel mi dizdi yoksa efendim, şeklinde mi dizdi? Kebabını bir diyor servis etmeden önce Derya burada masada görebilir miyiz tepsiyle diyor bozmadan. Tamam. Yani istersen, istemezsen mecbur değilsin. İstemiyorum yani, niye göstereyim ki? Göstermiyorum. Aa, vazgeçti bir anda. Ya yani böyle bir hakkım olduğunu bilmem iyi oldu. Niye göstereyim ki? Kim bana ki neyini gösterdi bugün bu hafta? İsteseydiniz gösterirdik. Yani mutfaktan. Böyle bir gösterilecek bir şey yapmadığınız için şey olabilir mi o? Sorsaydınız reddedilmezdiniz. Gösterilecek. Ben reddedilmezdim. Onu masada gösterdik. Kim neyini siz gösterdi de bu hafta Murat göstersin? Zoya, kimin neyini gördük isteseydi ya? İsteseydi gösterirdik. İsteseydin gösterirlermiş. Bence tepsi boş Zuhal Hanım. Hayır, o yüzden göstermiyor. Tepsi boş değil. Kesinlikle. Boş. Nasıl boş? Ben yemek yok görmek istiyorum. Tepsi boş mu? Beyefendi yani yarası olan gocunur. Yarası olan gocunur. Görmek getirecektim. Hanımefendinin bak, bir isteği var. Bir yerine getirebilirsin. Neyi korkuyorsun? Yemeğinize güveniyorsanız getirirsiniz bence. Siz ilk önce portakal suyu bir yapın. Ondan yaptım. Sonra ne var portakal suyunda? En azından ben hazır kola getirmedim. Ondan sonra şey hazır patlıcan kola kebabı getirmedim en ben getirecektim. Sağ olun. Duayla teşekkür ederim. Hakkım olduğunu söyleyecek getirmedim. Neden? Hakkım varmış göstermeme. Aa, sürpriz ratatu yapmış. Ben Zuhal Hanım'ın yorumunu alacağım. Çok güzel, dolu dolu. Tamam.
Gayet güzel. Ben bir patlıcan gördüm. Sizin gibi kebabını. Hijyenik bir beyefendi bizi mutfağına almadı. Demek ki bir rahatsızlığı vardı. Bak işte bak ağlamıyoruz. Hijyenim anladın mı? Ben çok hani hijyenim. Sürekli elinizi fıs fıs yapıyorsunuz ya. Mutfağınızı tamam. Görmeyi inanın bla, çok bla, istedim. Bla 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 bla. Tabii işinize gelmeyince bla bla bla. Ben bir şeyi unutmadan söyleyeyim. Söyleyecektim ama beyefendiden fırsat bulamadığımız için. Kadınların... Bütün hanımefendilerin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Anneme, ablalarıma selam olsun. Herkese selamlar. Kız arkadaşıma da ve ailesine selam diliyorum efendim. Biz erkekler olarak hanımefendilere değer vermemiz, onlara saygı duymamız, onları ikinci plana atmamamız gerekiyor. Bravo. Bu konuya dikkat edelim. Aferin erkekler bu. Olarak biz ben bir öz eleştiri yapayım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Değil sağ ol. Mi? Salatan neydi? Akdeniz salatası Zuhal Hanım. Akdeniz salatası. Yeşilliklerine... Ama Zuhal Hanım evet bunu da kabul etmem. Neye? Umarım hazır yıkanmış bir şekilde hayır. Paket halinde almamıştır. Hayır. Hepsini kendim tamam. Yıkadım. Sirkeli suda demet beklettim. Demet mi aldın onları? Sirkeli suda beklettim hepsini. İnşallah morunu falan çamurlu hepsini. Falan değildir. Elle koymayalım hiçbir şeyi. Yarışmacılar bazen atlıyorlar bunu heyecandan ama... Mutfakta eldiven kullandınız mı? Etimi yoğururken evet kullandım. Onun dışında kullanmadım. Yoğrulacak bir şey yapmadım. Hani yoğurma için elimi ekstra kullanmam gereken. İnşallah sık sık yıkamışsınızdır. Elini sık sık ya da dezenfekte mi ettiniz bilmiyorum artık. Sık sık elimi yıkadım. Ne güzel iyi yapmışsın. Siz evet. Sanki sürekli eldiven mi giydiniz Derya Hanım? Evet ben sürekli eldiven giydim. Göreceğiz. Ben eldivenimi de kendim getirdim. Bravo. Kesinlikle. Merak ediyorum bunu. Bravo, bravo. Evet, bakalım. Kebabı nasıl olmuş? Kebap yani... Basit bir kebap. Basit mi? Basit mi? Bence basit. Bence ya de basit. Ne söyleyeceklerini bence artık. Bence çok üstüne gidiyor. Köfteyi yoğurup koyuyorum. Gerçekten çok Allah güzel. Aşkına. Kebap Murat Bey için. Allah aşkına. Yani kebaplar arasında bence en basit kebap. Öyle mi? Onu bir kere kesinlikle söyleyeyim. Basit. Siz ne yaptınız? Nasıl siz ne yaptınız ya? Siz ne yaptınız? Ya? Hanımefendi siz avukatı mısınız? Siz ne yaptınız? Siz aranızda hayır, kulis mi yaptınız? Hayır, eksik minüsüne 4 puan verdik. Yani dün bana ufuk, gününe şato bir yan dedin sen bana köz taşlaşmış dedin. Yani ne taşlaşmış ya? Ben, Allah aşkına gözleriniz var. Sadık kaldım tarifime. Dur bakayım bir damla konuşsun. Çok üstlerine gidiyor, üstüne gidiyorlar. Bütün hafta boyunca kendisi zaten bana yüklendi. Ben neden avukatlığını yapayım ama haksızsınız niye? Çünkü yani. Çünkü siz yüksek puan verdi. Haksızsınız. Bakın siz sizin çalışmış olduğunuz veya deneyimlemiş olduğunuz sektörlerde biz çalışmadık. Biz yokuz oralarda. Tamam, biz tecrübesiziz. Sizi o şekilde değerlendirmedik bakın, zaten. Bakın benim yaşımla sizin yaşınız, sizin tecrübeniz aynı değil. Ne alakası var? 25 siz... yaşındasınız, ben 26 yaşındayım. Hayır, sanki aramızda 40 yaş var. Buraya bir diploma getirdiniz evet. Ve benim yemeklerimden daha kötü yemekler yaptınız. Nasıl daha kötü? Hayır, ben kesinlikle öyle olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle siz yarısını getirmediniz menünün yani. Yarısını kusura bakmayın, ben en azından tam, öyle salata. Tam bir menü size getirdim. Sadece salata ve sos getirmedim. Sadece bu tamam, kadar. Daha ne olsun yani? Daha ne olsun mu? Bütün ya menüm tamamdı. İki tane ürün eksik yani. Maalesef. Tabii maalesef ama hala yani... İnisiyatif de kullanabilirdiniz ama tamam, lezzetlerinden dolayı. Tamam kullandık bir yarışma programı. 3 puan verdiniz. 3 kullanmış haliniz mi? 1 puan vermişim gibi konuşuyorsunuz. Zuhal yani. Hanım ben anlamıyorum gerçekten. Gerçekten evet. Anlayamıyorum. En basit kebap patlıcan kebabı diyorlar evet. Murat. Yani Zuhal basit Hanım. Basit en Zuhal azından Hanım. Taşlaşmış bile getirmeyeceğim bu ortaya. Basit basit derken kabul mü ediyorsunuz? Hayır, hayır yani kendi ifadesini... Yani basit basit. Kebaplar arasında en basit bir şey kebap. Söyleyebilir miyim Zuhal Hanım? Keşke siz onu yapsaydınız o zaman ne diyeyim? Söyle canım. Ben basit Damla diye kaçma. Hanım'ın bugün Murat Bey'in avukatlığını yapmasındaki neden? Eksik menü getirmesine 4 puan verdiği için başka hiçbir açıklaması yok. Ya tabii ne ki, yapayım 4 puanı? Tabii ki, sonuçta tabii işime yarıyor mu şu tabii an? Tabii ki yarasın ya da yaramasın orada size 4 puan verdi Damla neden Hanım. Neden iyi davranayım? Eksik, işte o yüzden iyi davranıyorsun. 4 iyi bir puan mı sizce i̇yi bu arada? Puan. Bizim eksik verdiğimiz menüye, puana göre niye iyi 4, bir puan. 4, ama eksik puan. Menü olarak değerlendirmedi 4, o problem. Tamam 4 iyi bir 7 puan verdi. 7 verdiler ayol burada eksik menüye 7 yedi. Eksik menüye 4 puan verdi tamam. Tamamen olmuş menüye lezzetli 5 verdiğimde de hanımefendi bir sürü 5 niye verdiniz şöyle yaptınız benim menüm lezzetliydi dedi. Değildi lezzetliydim benim menüm lezzetliydi açıklamalar yapmıyorsunuz yani benim şimdi şöyle benim bir şey tabii ki zaten buradaki ilk hedefiniz eksiksiz bir menü getirmek olmalı evet Zuhal Hanım ideal üzgünüm yeterince bu. Zaten tabii ki biliyorum farkındayım hakkı bu değil evet, yani sos da olsa şu da olsa bu da olsa küçücük bir parça bile olsa eksik mi eksik 2 parça birden şey eksikti doğru. Tamam, o konuda haklısınız, bir şey demiyorum.
Evet, gene dün de söyledim. Her zaman söylüyorum, bu bir yarışma. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmayabilir. Hep diyorum, birinin yaptığı bir hata diğerine güzel bir şeydir yani. Fırsattır bunu değerlendirmesi için. Fakat gel gelelim, eksiği olmasına rağmen aslında gerçekten de haftayı şöyle bir genel olarak değerlendirdiğimizde öne çıkan yarışmacılardan biriydi lezzet olarak. Zaten dün de siz de kendiniz de beyan ettiniz. Evet. Yani ben kendimi uydurmuyorum bunu. Evet. Yani her şeyini hemen hemen beğendiniz bir iki şey dışında. Zuhal Hanım, uyuyamadım ikiden dolayı ya. Gerçekten. O kadar üzüldüm ki. Çok Zuhal Hanım, çok iki üzüldüm. Puan acımasızlıktı bence. Kesinlikle yani, acımasızlıktı. Zaten herkes eksik verecek belliydi. Siz niye bu kadar vurdunuz ki yani? Düşene niye tekrar tekrar vuruyorsunuz? Evet, sürekli? Ben zaten eksik menüyle çıkmışım. Siz Murat Bey avukatı yani. Mısınız? Avukatı değiliz yani. Genel olarak iki oradan konuşuyorsunuz, boş konuşuyorsunuz. Ne işimize yarayacak Derya Hanım? Ben neden avukatlığını yapayım? Benim bir işime yarıyor mu? Yüzüme bakar mısınız? Bana bakmıyorsunuz. Buyurun. Konuşuyorum. Ne işime yarayacak benim? Bakın, ben tekrar söylüyorum. Tam olmuş yemekleri, şeklinden ötürü eleştirdiği yemekleri 6 şekil puan verdi. Şekil değil, komple formundan. Formu, 6 puan verdi. Formu. Sizin eksik menünüzde 4 puan verdi. Ben de bunu sorguluyorum. Neden yani? Ben haklısın. Burada bir art niyet fakat arıyorum. Fakat şimdi, nasıl bir art niyet arıyorsun? Çünkü bugün gününü oynadı. Damla Hanım'ı yanına çekmeye çalıştı ve oldu yani. Bütün aynen hafta öyle. Üstüme gelip mi günümü oynadı? Yani. Sizce ben yaptığı bütün hafta çünkü bana yaptığı yorumlardan kaynaklı verebilir miyim puan? Aranızda en yüksek puanları veren biri yarışmacı evet. Beğenirse bugüne de 9 verir. Evet, geçen gün verdiği ben gibi. Ben yüksek puan vereceğini düşünüyorum zaten. Güzel yaparsa evet. Da siz de verin gününe tabii ki. Oynadı. Yani Zuhal tabii Hanımcığım. Ki rekabet var ama hak eden yarışmacıya da hak ettiği puanları vermek lazım. Ben şunu anlayamıyorum. Gününe oynadı diyorsunuz. Bütün hafta Murat Bey kadar beni eleştiren kimse olmadı. Bu mu gününe oynaması? Hayır, Murat Bey diyorum gününe oynadı. Güzel. Tamam, Murat ben Bey nasıl gününe oynadı? Ben kendi gününe olsaydı oynamayı daha çok iyi davranırdı. Damla'ya ben çok iyi davranırdı. Hareket? Bir saniye, çekecek hangi hareket yaptı? Eksik menü saymadı mesela, neden saymadı? Ama dudağıma laf söyledi, kirpiğime laf söyledi. Ben, siz genel olarak yemek yapmayı bilmiyorsunuz dedi. Başarısızsınız, bir sürü laflar söyledi tamam, bana. Tamam, işte diyoruz ki işte kendi gününe oynadı. Bugün için size puanıyla cevap verdi işte. Yanına çekti 4 sizi. 4 iyi bir puan değil ki hanım. Eksik menü için bence iyi puan. 4 iyi bir puan değil çünkü. Ya sen işte şu ondan dolayı bozuldu yani. Evet, kendisine evet. 6 verilmeseydi belki 4'ün peşine bu kadar düşmezdin. Güzel diye ama kendisi 6 yılınca... Tamam beni karıştırma. Ben ama şimdi o zaman ayrı bir konu. Benimle alakalı yani şey şimdi o 4'ü hak etmedi değil. Şöyle Zuhal Hanım, ben Murat Bey'in gerçi gözünden... Gerçi 5 verdim diyor eksik olmasaydı. Ben Murat Bey'in gözünden kendi menümü ve Damla Hanım'ın menüsünü karşılaştırıyorum. Arada 2 puan var. İşte olmamalı. Bunu düşün, bunu anlamıyorum. Olmamalı. Zaten eksik menü, o ayrı. Ama hakkaniyet zaten yok. Ama 4 de verilmeyecek bir puan değildi canım. Ne var yani? Gayet güzel yapmıştı. Eğer vardı hataları da. Eğer ben eksik ya, çıkarmasaymışım 5 verecekmiş. Bu da doğru değil bence ki. Bence de değil. 5'lik değildi. Ben de 4 aldım. Maalesef. Hepsini tamam getirdim ama nasıl 4? Hem ha, Damla Hanım 4 alıyor. Kim ben vermişti 4 sana alıyorum. 4'ü? Handan mı? Handan Hanım verdi. Evet, sen ne diyeceksin? Bak eksiğe bile 4 veriliyor. Sen niye 4 verdin? Lezzetleri olmamıştı. Brokoli çorbası çok tuzlu. Peki sana acılı, niye öyle dediklerinde hayır olmuştu diyorsun? Yani şey yapıyorsun sen de. Hayır Zuhal Hanım, şöyle bir şey var. Ne benim, fark var? Benim yemeklerim lezzetliydi. Kendisi i̇şte sana de, göre. Kendisi o da diyor ki benim yemeklerim ama, de bana ama, göre lezzetliydi. Ben niye 4 aldım? Ben hepsini bitirdim yemeklerimin. Sildim, tamam süpürdüm. O zaman. Yani zaten bir yarışmacı kendi yemeğini bitiriyorsa bu yemekler güzel olmuş demek ki. Ya hayır, ondan dolayı değil. Ben kendi damak lezzetime göre yaptım. Arkadaşlara tatsız gelebilir. Olabilir. Herkesin damak tatlı farklıydı. Ya şimdi bir... Şimdi yemek zevklerini, beğenilerini tartışmıyoruz. Bir yemeğin oluru ver her şeyde olduğu gibi. Murat, efendim? Neden... Kaç dakika oldu Zuhal Kaç dakika oldu Gürbüz bu arada? 8. dakikadayız. Amanın, 8. dakikadayız. Salatalardan yediniz mi bu arada? Yok. Hayır. Hadi tadın tadın. Gelen yemekleri yiyoruz. Salataları getirdi Allah'tan ama 8. dakikadasın söyleyeyim Murat. Yine bir Murat peynir. Bey bıçak alabilir miyiz? Niye? Benim ana de bıçağım yiyeceğiz. Yok Murat. Eksik ana açılmıştı. Aa yok mu? Benim var. Sizin yok mu? Aa. Pastırmayı keserken kullandığımız. Ha ben çatalımı geri aldım evet, tek servis açmıştım. Zuhal Hanım ya efendim? Çok böyle yapmak istemiyoruz. Çok uzun uzun. Makarna, makarna gibi olmuş. Kusura bakmayın Zuhal, yıkıldı. Teşekkürler. Şeyim, yıkıldı. Hayaller yetiş. Yıkılmasın. Ha kalıba koymuştun, yıkıldı. Evet yıkıldı. Hani tane tane ya. Niye film. Patlıcanını göstermedin yarışmacılara? Zuhal Hanım hani ben ilk önce gösterecektim ama hakkım varmış göstermemekle ilgili. Dedim kullanayım bu hakkımı, niye göstereyim ha, ki? Özel bir sebebi yok, ben hatırlatınca yok. Göstermek zorunda değilsin diye. Aynen. Ha, yoksa ilk önce getiriyordum fark ettiyseniz. Siz söyleyince ha var mı dedim, tamam o zaman.
Allah Allah, söylemeseydim o zamanki ilişki. Murat Bey tüm tüm assaydınız ya, ben gerçekten. Ben de kaldırmak istemedim ama gerçekten. Tüm tüm assaydınız. Akdeniz salatası normalde bıçak kullanılmaz bu salatada. Bir daha söyler misin? Bıçak kullanılmaz. Evet. Elle doğranır ama ben yine bıçak kullandım. Bıçak kullanmış haliniz bu yani? Evet, bu bıçak kullanmış halim. Özüne çok fazla çıkmak istemedim zaten. Akdeniz salatası için gayet ideal boy ve ölçüler. Peki. O. Hiç tabakları, sunumları söylemediniz porsiyonu. Benim pilavım intihar etmiş. Şimdi buradaki ana yemekteki star patlıcan kebabı. Bu merkezli olmalı. İnanılmaz özensiz bir sunum olmuş ve pilav kebaptan çok fazla porsiyonu. Salatası zaten inanılmaz özensiz. Ben şimdi bıçakla yemek istiyorum çünkü şöyle. Tamam, buna bıçak vurulmaz ama bunu elle parçalamanız gerekiyordu. Spagetti gibi olmuş. Evet, kesin makarna gibi olmuş. Derya Hanım. Buyurun. Birincilik hırsına gereksiz ve olmayan eleştiriler yapmayın. Şu Burak gereksiz Bey, bir eleştiri mi? Hepimiz var. Şöyle bir bakar mısınız bıçağı lütfen? Eksik olan var mı? Benim de. Sizin de, tamam. Porsiyon yetersiz dedi. Sen ne düşünüyorsun Handan? Ben şu an pilavım bayılmış ya, onu ayırtmaya çalışıyorum. Ne düşünüyorsun? Bence de az. Tabak boş kalmış. Birbirinden alakasız duruyor şu anda. Peki lavaş ayarladın mı? Cevap yok. Aradığınız Murat'a şu anda ulaşılabilir. Evet. The person you have called cannot reach at the moment. Vay Ufuk! Aradığınız numaraya şu anda ulaşılmıyor. Lavaş ayarladın mı? Ne lavaşı? Ne lavaşı canım, patlıcan kebabı. Benimki de soru. Çok pardon, geri aldım. Yok hayır, ayarlamadım. Ekmek koydum. Ha, isteyen ekmekle yesin. Evet. Peki. Çünkü ona gitse mutlaka hazır diyeceklerdi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ya nohutu hazır kullanmışsınız. Lavaşa niye laf edelim? Şimdi orijinali bu değil. Orijinali bu değil. Hafta başından beridir orijinale takılmıştım. Patlıcanlar daha kalın olur. İncecik yani... Tamam mı? Yani öne i̇ncecik, geçmesi evet, okay, lazım. İncecik, tamam. Niye? Evet. Doğal Hanım şöyle. Nasıl? Ben Hataylıyım ya. Evet. Bizim Hatay'da patlıcanlar farklı. Belki görmüşsünüzdür ve biliyorsunuzdur. Bizir derler bizde. Patlıcanların içerisinde bizir olmaz. O da acılaştırır. Buradaki patlıcanlarda bu var. O zaman Hatay usulü patlıcan kebabı. Ben getirttiremedim. Yoksa patlıcanımı getirtmeyi planlıyordum. Hatay ama getirttiremedim onu. O yüzden hani çok o bizirli acı tadı olmaması için daha ince doğramak istedim. Biliyorum Antepliler daha büyük yapar. Çok çok büyük yaparlar. Hiç sos kullanmazlar mesela Antepliler. Direkt tabii. Kuru kuru yerler. Her yöreninki ayrı. Biz böyle yapıyorum. Ha isterdim size Hatay'dan patlıcanı getirebilmek. Onu yiyin, onun patlıcanın lezzetine bakın. O ayrı. Ama da şimdi patlıcan kebabı deyince tabii ki normal patlıcan kebabı. Hatay usulü yazdırmadın sen değil mi? Yok, Hatay usulü yazdırmadım. Bir de patlıcanın üstü soyulmaz. Hatay usulü de böyle patlıcan değil aslında soyulmuyor. Patlıcan kebabı da soyulmuyor. Ben orada yedim yani, çünkü de neyse. Patlıcan kebabında soyulmuyor üst katman. Antepliler soyulmaz. Yani Antep'te yapılan kişi soyulmaz. Ya orijinali olur işte. Ben bir türlü başlayabilir miyim? Soyulmaz demek istiyorum. Tabii başlayabilirsin. Murat Bey, su alabilir miyim? Tabii. Hemen. Bir saniye suyunu getirsin, tamam. Ondan sonra. Servis eksik kalan yok değil mi? Herkes tattı her şeyden. Şimdi Hatay'da böyle olur diyor ama... Yani benim yediğim öyle değildi. Tabii bilemiyorum. Bazen yöre şehirlerin başka bucakta, nahiyede bile farklılık gösteren yemekler olabiliyor. Farklı ilçelerde, farklı yörelerde, köylerde. Ama Hatay usulü yazmamış. Keşke öyle sadece yazmamış. Zaten o zaman Derya Hanım menüsü komple iptal edelim o zaman. Neden? Hani yazıya bakalım. Ben bir usul yazmadım. Eklememiş zaten. Ya hani. İyidir. Sen bir usul yazmışsın, olması gereken usul yazmışsın ama o usule hiç sadık kalamamışsın. Çünkü yorum yaptım ve oldu. O yorumun dışında o yeni bir tarif. Bak der diyorum ya sana, bak gel bir daha söylüyorum. Eğer sen ona deseydin ki Derya'nın spesiyel tatlısı, yemin ediyorum sana 8 verirdim o tatlıya, o menüye. Allah belanı versin. Bak bu kadar da büyük. Asla Allah inanmıyorum. Yine şeklinden dolayı verirdim. Çok net. Hayır. Verirdim. Murat Bey, kola mı tazeler misiniz? İsimden dolayı 2 puan kırdınız. Kola yani. Rica edeceğim. Yani tadı, kola, görüntüsü tamam. Okey ama... Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Kola, yeni kola aldık daha sandalye, rica ederim. Heyecanlanmayın Murat Bey. Sen iyi misin? Ben iyiyim, siz iyisiniz. Ben iyiyim, benim bana gelmedi. Yani dedi ki Handan Hanım'a düşeceksin, kaza yapacaksın. Yani başına geldi. Handan! Allah rızası için. Ne yapabilir misin? Çakmak istiyor sana. Yanlış anlaşılmasın yani onu konuşmadık da daha önce. Bu ne böyle? Hayır, yanlış anlayacağız. Ufuk Bey çok yani güzel bir rahatsız, yani Bey. Rahatsız ettik, ne kusura içerisi? Bakmayın. Ev sahibisiniz, bir kola istedik yani. Murat Bey bütün hafta düştü sonunda düşecek derken sonunda düştünüz ya. İçimden 10 kilo yağ eridi. Şu Hanım tuttu.
konuşsun artık. Başımı artırdı, çok konuşuyor. Murat Bey, şimdi patlıcan kebabı yazmışsınız ve dün bana dediniz ki sizi şaşırtacağım. Ben sizden gerçekten şöyle baba bir patlıcan kebabı bekliyordum. Yani... Pilavdan pilav kebabın önüne geçmiş, bu bir. İkincisi... Bence sadece sizin tabağınızda öyle oldu. Yoksa bu gayet herkes de öyle diye düşünüyorum. Herkes de aynı. Yeterince vardı. 3 tane patlıcan var zaten, onlar da pişmekten kaybolmuş. Köfteniz biraz daha pişebilirdi. Bana çiğ geldi. Bana da çiğ. Pilavınızda da firik bulgurları galiba takır tukur ediyor. Ya, içi... Demlenmemiş yani. Altını erken mi kapattınız? Suyunu az mı verdiniz? Firik serttir. Sert yapıdadır. Normal bulgurla karıştırmayın. Yani daha biliyorum, biliyorum. Serttir. Ama takır tukur ediyor. Bana diri geldi. Salatanız o kadar özensiz ki lütfen bakın. Hani davet sofrasında ben böyle salatayı nasıl yiyeceğim? Bakın, çok Akdeniz salatası elle, yani bıçak vurulmaz. Tamam, elle, evet elle. Ama elle bunu küçültebilirdiniz. Hayır, elle vermedim. Ya bıçakla paketten, verdim ama sadece paketten hani aldığınız gibi koymuşsunuz. O şeyin formundan çıkmak istemedim. Sadece bıçakla vurmak istedim azıcık. Beyaz peynirleriniz de çok özensiz. Küp küp doğramanızı aynen beklerdim. Patlıcanlar yok dediğim gibi. Kazanmak için kıltı yararken hayır, ben... Ya benim anladığım kadarıyla sen şu an hiçbir şey beğenmedin bu patlıcan anayı. Kebabı bekliyordum ben böyle baba. Ben tabakta böyle ben buradayım, ben patlıcan kebabı yiyeyim diyen bir kebap Ette bekliyordum. Ette az pişmiş diyor. İddiasına göre ben öyle bir peki, şey bekliyordum. Peki, ufuk sen ne bekliyordun, ne buldun? Şimdi Hatay usulü patlıcan kebabı yazsaydı amenna. Evet, birincisi, bir usul belirtmemiş. Bir de şöyle söyleyeyim. Patlıcan soyulmaz. Dış kısmı patlıcan kebabında soyulmaz. Kesinlikle soyulmaz. Sana göre o. Hatay o sana usulü, göre. Şu usulü, o sana usulü göre. Değil. Hayır. O sana göre. Birkaç soyulmaz. Tarif aç istiyorsan. Hani yani, o da öğretmemişlerdir bir belki. Bir saniye sen arkadaşım. Bir aç, birkaç bir tarif aç, arama beni ilgilendirmiyor. Bak bir beş tarif. Sen ben orijinalinden bahsediyorum. Benim orijinalim bu. Ben Hataylıyım. Bir saniye, ben Hataylı değilim. Bir konuşayım. Bir bitireyim. Çok kesiyorsunuz. Çünkü saçma sapan yoluna yapınca tamam edemiyorum. Saçma sapan değil. Sizin yorumlarınız çok saçma sapan yani. Patlıcan kebabı kesinler. Hayır. Bilenler ya böyle bir mantık ya, olamaz ya. Ya hayır, orijinalinden yani, bahsediyorum. Ben puandan demek ki kılarken yani hayır, gerçekten canım. Böyle bir şey olamaz yani. Ya nasıl böyle olamaz? Şey olamaz? Puanla ne ilgisi var? Puanlama yapmadın ya. Ya geçin. Hemen lütfen, her şeyi lütfen, puana bağlıyorsun. Tamam, yorumlar, yorumlar, bırakın bir yorum yapalım ya. Yapın yapın buyurun. Allah Allah. Yapın doğruları yapın da bir yani, anlayalım. Gerçekten Murat Bey yani yakında var ya. Tuzlukla da kavga edecek. Ben Tuzluk'la yani şu masadaki ben kavga şu saçmalık sizin geldiğinizden beri de saçmalıyorsunuz. Doğranmaz, yani. Soyulmazmış patlıcan. Soyulmaz tabii, tabii orijinali budur yani. Ya bir yöre gidin kusura ya. Kusura bakmayın. Hatay usulü ya. Yazsaydınız, bilmem ne usulü yazsaydınız ayrı. Orijinali bu. Sana. Ondan peki, sonra senin bir saniye. O, senin değil, siz. Sen demeyin bir daha bana. Ondan sonra sokak ağzıyla konuşmayın. Sokak ağzıyla konuşmuyorum. Ben çok iyi bilirim sokak ağzını. Eğer sokak ağzına gidersek altından kalkamazsınız. Ben sokak ağzıyla konuşmuyorum. Ondan sonra ben kendisiyle muhatap olmak istemiyorum. Ne yapacağım? Ben yapacağım eleştiri yani, bana ama söyle bak nasıl yapmışım. Gerçekten the person you have called cannot be reached at the okay. moment. Tamam mı? Aradığımız numaraya ulaştırmıyor okay, şu anda. Peki, tamam. Dediğim gibi yani pilav gerçekten önüne geçmiş. Ve çok sert yani bu gerçekten hiç sert. Hiç frik yapmadın değil mi sen kesin? Efendim? Hiç frik yapmadın değil mi? Nasıl frik yapmadın hiç ya? Hiç öğretmediler. Yani tat tuz da yok kesinlikle hiç pilavında. Yok. Yani... Tamam. Aa, bence friğe biraz haksızlık ediyorsunuz ya. Olması yok, gerektiği mi bence? Olması gerektiği gibi. Frik yememişlerse anlayamayabilirler. Ya köftede de köftenin içinde de pembelik olmaz. Şimdi pembelik. Et de olur. Ama aa, köftede olmaz. Pembelik mi var ya? Bir evet, saniye çok hafif bir pembelik var. Ya şöyle söyleyeyim. Derya da söyledi aynı şeyi ama. Şimdi et var. Bu pembe Zuhal'a mi? Ya bu sizce pembe mi? Ne ya demek? Sizin bir gözünüzü takar mısınız? Sizce? Ne gözünüzü sence? Zuhal Hanım, bence gözünüzü verir misiniz ödül? Bence pembe Murat değil. Bey, yani görmüyor çünkü. Murat Bey size doktordan randevu, göz doktorundan ya, randevu alalım, alacağım. En kısa zamanda bir gidin gözlerinizi muayene ettirin. Bir saniye ettirin. Ben bir lafımı bitireyim. Renk körlüğü var. Efendim ette et kas olduğu için etin iç kısmında pembelik olmasına herhangi bir mahsur yoktur. Yoktur. Çünkü mikroorganizma olmaz. Dış olmaz. Kısmını zaten mühürlüyoruz. Herhangi bir mikroorganizma olmuyor. Bravo. Ama köftede o kıyma sırasında içiyle dışı birbirine girdiği için pembelik olmaması lazım. Köftede olmaz. Hmm. Olmaması lazım. Diyorsun. Evet. Peki. Bundan dolayı hafif bir pembelik var. Onu da salata söyleyelim. Salata nasıl?
Salatası gerçekten makarna gibi uzuyor böyle. Yani aldığım, yani gelişi güzel doğranmış, tamam. Belli. Peki soslaması moslaması çeşidi tamam mı? Çok fazla sirke var içinde. Çok sirke var. Evet, sirke tadı biraz baskın oldu. Balzamik mi koydun? Balzamik az. Ondan belki balzamik herkes sevmeyebilir. Ama konulabilir. Evet, neyi bilmiyor olabilir balzamiği? Ya sen işine bak arkadaşım. Gerçekten ben kendisine muhatap olmayacağım. Pekala. Evet, sendeyiz Damla. Zuhal Hanım, salatanın kesimi dışında bence sosu güzel iyi. Diyorsun. Bence güzel, lezzetli. Sizi sanırım şu yanıltmış. Ben de içindeki kebabın pembeliğine katılıyorum. Siz çok yoğun salça kullandığınız için... Hayır, salça hiç yok yemekte. Bir saniye, üzerindeki sostan bahsediyorum. Bir saniye. Sos, okay. Çok yoğun kullandığınız için sanırım fırında yanmaya da başladığında bunu birazcık daha yağ ve su... Yani sulu ve yağlı bir sos olmuş olsaydı eğer, bu kadar yoğun salça olmasaydı yanması sizi şaşırtmış olabilir. Belki erken mi çıkardınız? Bir tık ama bence çok da rahatsız etmiyor. Tamam. Pilavın pişme derecesi bence oldukça iyi ama küçük bir tuz sıkıntısı var. Birazcık daha olsa sanki olması gerektiği gibi olurmuş. Yorumum bu kadar. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Handan hala incelemedi ama bitmiştir diye. Bitti bitti Zuhal Hanımcığım. Bitti araştırmam. İncelemesini yaptım. Bana da köftesi çiğ geldi. Pembelik geldi. Beğenmedim. Yerken zaten hoşuma gitmedi. Pilavı diri geldi. Patlıcanlar zaten... Allah'a emanet. Değil. Handan yedin mi frik? Lütfen Handan Hanım, yani frik yediniz mi? Çok ya, patlıcanla ilgili söylediklerinize katılıyorum bu arada da. Frik tamamdır ya, bunun pişmesi böyle ama. Evet. Bilmiyorum, bana böyle katır kutur geldi Zuhal Hanım. Katır kutur da değil canım, hafif bir çıtırlık. Ay, katır kuturu duymak istemiyorum. Ne artık duymak istiyorsunuz lahanınız Handan Hanım? Aklıma geliyor böyle gıcık oluyor. Benim lahanam o kadar lezzetliydi ki hafızamı kandıramıyorsunuz. Sürekli dile getiriyorsunuz. Sizi bu kadar etkiledi sizi. Zuhal Hanım, ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle söyle. Eller yukarı. Evet. Ben Murat Bey'in olmamış bir yemeği olursa böyle şıkıdım şıkıdım oynayacağım demiştim. Ne oynayabilir zaman? Miyim? Röportajımda. Ne diyeyim? Oynamak mı istiyorsun şu an? Hatta. Bu ne torba çıktı kadından? Aa, Şakir Hekimleri. Masanın üzerine çık oyna, masanın üzerine. Burada yok, böyle olmaz mı? Böyle olmaz. Böyle yok, oynama. Yok. Uzun süredir bu kemerlerden görmemiştik. Böyle oynama. Kalk hadi. Oynasın mı? Tabii oynasın canım. Aa, oynasın. Ay, artık oynayamadım. Bugün kazalar var ya, bu saplanıyorduk kazalar. Nazar değdi. Nazar Hanım oynayacak bence. Ya nazar sandalyeler. Çok kınadınız hanımefendi. Başka oynayın Hanım Hanım. Eşe katın soframa. Çok güzel konuşuyorsunuz. Oynayacak mı gerçekten? Evet. İyi. Yetiştiremedi çünkü. Yetiştiremedi mi? Ya özür dilerim. Çok özür dilerim. Rica olmadı. Ederim. Ha, olmadı diyor. Ev hanımı işte. Ne bekliyorsunuz? Oyun oynamaya gelmiş. Bravo. Evet, Handan'dan dans show gördük. Çok anlamsız. Ahtı varmış Murat efendim. Bence çok anlamsız yani, çok gereksiz şu anda. Ne alakası vardı? Kilo vermek dansın için yapmıştır belki, 7 yaşında. Yo, ben kilolarımla gayet barışık bir insanım. Kilo sıkıntım yok benim Murat yani Bey. Yani birdenbire kalkıp böyle şoka uğradım yani. Ufuk Bey, siz yapamadınız diye kıskanıyor ya musunuz? Ben gerçekten hayır, yaparım. Kıskandınız mı? Yapsaydınız hayır, da görseydik. Hayır, günlerde oynarım efendim ama yeri değil şu anda. Yapsaydınız burası da görseydik. Yani. Ufuk Bey, siz de oynayın isterseniz. Yani yemek masasına ne alaka? Mezdeki oynuyorsunuz. Oynarım. Yani Arabistan'da gibi hissettim kendimi. Size mi soracağım? Size ya mi soracağım? Bana, yani anlamsız buldum demek istiyorum. Ben anlamlı çok buldum. Anlamsız. Ben Murat Bey'in hafta başından beri bana yaptı. Yok düştün düşeceksin, yok şuydu, yok buydu. Yani bir de hazırlanıp gelmişsiniz. Evet. İlginç yani, gerçekten ilginç. Handan Hanım'ın zil takıp oynaması bence çok saçmaydı. Çok anlamsız buldum. Orada söyleyebilir, yorumlayabilirdi. Onun da yemek bilgisi bir yerde bittiği için bence, şov amaçlı olduğu için oynayıp tepkisini öyle belli etti. Çünkü onların yemek bilgisi bir yerde bitiyor. Çok ilginç. Handan Hanım'ın zil takıp oynamasını çok ilginç buldum. Yani ne anlamı vardı çıkıp birdenbire göbek atmanın?
Çok ilginç, gerçekten çok ilginç. Yani çok canı oynamak istiyorsa bir oryantal kursuna yazılıp mezdekede oynayabilir yani. Aslında üzerini değiştirememiş olsaydı ben kapıdan içeriye girerken oynayarak girmeyi düşünüyordum. Ama menüsünü yetiştirdiği için ve menüsünde beğenilmeyen yemek olduğunu görünce bu mutluluğumu dans ederek paylaştım. Her şey tadında güzel. Tadında deyince taşkadayıf. Hemen görüyorum. Mutfakta şu an servisini yapıyor. Taş kadayıf biliyoruz değil mi? Yemişizdir herhalde hayatımızda. Ben yemedim. Ya! Ben de daha önce yemedim. Aa, yememiş kızlar. Yemedim. İlk defa yiyeceksiniz. Evet, Suharyalı. Adana'nın güzel bir tatlısıdır. Farklı yörelerde de yapılır. Sen biliyorsun. Ben hiç yemedim ama. Hadi be! Niye? Çok böyle şerbetli tatlıları sevmiyorum. Sevmiyorsun. Sen yedin mi Ufuk? Bir kere yemiştim bir restoranda. Bir kere yemiştin. Evet. Uzun zaman önce yemiştim bir de. Uzun zaman önce. Efendim? Ufuk Bey bugün beni çok şaşırttı ya. Ne açıdan? Ani çıkışları bitirdi, beni benden aldı. Çok tatlı. Evet, çok gerçekten çok iyiydiniz. Farklı bir yüzünü Allah gördük Allah. Bugün Ufuk. Evet, daha sessiz sakininiz diğer günlere göre. Ama bu, bugün yani bugün Murat sizi Bey'in, çok iyi gördüm. Hayır, Murat Bey'in sözlerinden sonra sakin kalmak mümkün evet, değil. Evet, bugün biraz sinirlendin sen. Yani sinirlendim, hafta başından beridir yani hiç ya fırsat Ufuk vermiyor. Ya Ufuk Bey, siz yaban mersine Mersin'e yetişiyor dediniz. Daha ne ya diyeceksiniz beyefendi, ya? Ya beyefendi, şunu da daha ne diyeceksiniz lütfen? Şimdi yaban Mersin'i ile Mersin ben eriği bir saniye, bir saniye ben bir dinleyin, bir daha söylediniz. Mantıklı bir yani, açıklaması. Hayır, yaban Mersin'i ile Mersin eriğinin isim benzerliğinden dolayı karıştırdım. Evet. Mersin eriği de çok meşhurdur yani. Bugün Türkiye'de en çok hasat nasıl yapan. Nasıl bir isim benzerliğinden karıştırdım? Ama Mersinlerden karıştırdım. Olabilir yani, ikisinde de Mersin geçiyor. Yani bir an Mersin eriğine aklım gitti. Olabilir, hepimiz hata yapabiliriz. Olabilir. Olabilir. Sürçülisan ettiğim için de özür diliyorum. Rica efendim. Ederiz, estağfurullah. Olur mu öyle şey? Hepimiz insanız, hatalar yaparız. Yani. Ben de kendi öz eleştirimi yaptım. Yaptın, zaten. Oldu, ben bitti. Kendimle evet. Barışık bir insanım. Taşkadayım. Murat Bey gibi afiyet egoist olsun. Bir insan değilim. Ben egoist bir insan ben değilim. Ben egoist olduğunu düşünüyorum. Aa, yani demeyelim gerçekten demeyelim. Benim gastronomimde tutun, kaloriden tutun, oradan salladınız, buradan salladınız. Ben merak ediyorum, siz ne mezunuzunuz Murat Bey? Ben lise mezunuyum. Lise mezunundan sonra meslek tamam. okulu okudum 2 yıl. Ben de güzellik lise mezunuyum. Olabilir, ben lise mezunlarını küçümsemiyorum. Yok, tabii. Ama benim okuluma sürekli laf söyleyip, yani ben ya okumuşsunuz da ne olmuş siz? Ya ne demek okumuşsunuz da ne olmuş? Ya niye Mersin'de okuyan insanların? Ya beyefendi söyledim olabilir. Açıklamasını hata, yaptım yani. Dilim suçtu. Ya afiyet heyecanlıyız olsun, hepimiz. Hata yapabiliriz. Olabilir, olabilir. Hepimiz afiyet yapıyoruz. Olsun. Evet. Derya ilk defa yiyorsun. Evet. Nasıl buldun tatlıyı? Zuhal Hanım, ilk defa yiyorum. Bugüne kadar iyi ki yememişim. Ben beğenmedim. İnanılmaz bir tarçın, ağır bir tarçın tadı var. Fazla gelmiş tarçını. Ve içi pişmemiş. Yani şu beyazlıklar biraz daha pişmesi gerekmiyordu. Hayır, bu tek taraflı pişen bir hamur. Hamur hamur tadı var, çiğ hamur tadı var. Olamaz yani, bak dediğin gibi bu şerbeti hamur de bence az gelmiş. Daha mı şerbetli oluyor yoksa bu iyi mi şerbet? Onu bilmediğim için soruyorum. Olması gereken şerbeti bu kadar mı? Hamuru da detay vereyim. Hamuru tek taraflı pişer, tamam mı? Tek taraflı, evet. Tek yüz pişer. İçerisine tarçınlı ve cevizli iç harcını koyarsın. Kapatırsın ve kızartırsın 1 dakika. Ve dediğin gibi bu krep hamuru. Yani düşünün, ben tek yüz pişiriyorum artı kızartıyorum 1 dakika. Daha fazla hatta peki, kızarttım. Beğenmedin. Beğenmedim. Ufuk hamur, sen beğendin mi? Hamur tadı geliyor. Ay, gerçekten bak. Hamur tadı geliyor. Yani. Ben neden alamadım bu hamuru? Allah var görüşürüz. Yukarıda yani. Tamam, dış kısmına diyecek bir şey yok ama kalın bir hamur olduğu için iç tarafı yetince pişmemiş. Ki sizin de tatlınız pişmemiş. Kızarmamış, beyaz duruyor, farkında mısınız? Yani o kadar mı kızartılıyor, onu demek istiyorum. Hayır, bu hamur çiğ renk, tadı zaten buradan geliyor. Renk olarak benimki dediğim, evet, pardon, dediğim gibi beyaz. Evet, benimki daha beyaz. Bizimki yani ben mesela benimki hepsininkinden daha iyi, evet, daha kızarmış. Benimki mesela şöyle yaptım, ben kendim yiyeceğimi bildim, tahmin ettim ama ilk yaptığım için hani çok kızartmadım, ben bunu bilerek böyle oldu bu. Yani Handan Hanım'ın tatlısıyla benimkisi aynı değil pişme oranı olarak. Şerbeti iyi. Olması gerekeni okumuştum. Dışı çıtır ve içinin biraz daha yumuşak. Yumuşak bir hamur gibi olur yani. Hamur tek taraflı pişiriyor yani. Ama yani bu yani çok
Çok tutayım da değil. Evet yani. Hayır. Tutayım diyorum oradan bir yerden ama hayır. Arıyorsun, tutunacak bir dal bulamıyor. Anda. Zuhal Hanımcığım, ben tatlısının tarçınını fazla buldum. Yoğun geldi. Evet, hamurunda çiğ buldum. Sanki çiğ hamuru şerbetleyip de yiyormuşum gibi hissettim. O yüzden beğenmedim. Maalesef. Afiyet olsun diyoruz. Ellerinize sağlık. Eline sağlık. Haftanın son açık oylaması. Menümü yetiştirdim. Çok güzel bir menü çıkardım. Zor bir menüydü. Derya Hanım'ın menüsüyle kıyaslanabilecek, hatta daha ondan üstün bir menüydü. Çünkü ben Anadolu lezzetleri, gerçek bizim lezzetleri yaptım. En az puan beklerdim 9-10 arasında. Ben gayet başarılı bir şekilde menümü çıkardım. Daha düşük verirlerse çok kötü bir eleştiri alacaklar benden. Masadan bile kovabilirim. Evet, haftayı Murat'la tamamladık. Kapanışı eksiksiz yaptık. Dolayısıyla bugün 3 ila 10 arasında bir puanlama istiyoruz sizlerden. Buyursunlar, ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Ben de menüsünü hatırlatıyorum. İlk olarak ıspanaklı boranlı çorbasıyla başladık. Ardından pastırmalı humus yedik. Ara yemek olarak Hatay usulü, gerçi öyle yazdırmamıştı ama, patlıcan kebabı, firik pilavı ve Akdeniz salatası seçmişti. Son olarak da taş kadayıfla haftayı sizler de tahtalarınızı kapattınız. Değiştirmek isteyen var mı? Son kez soruyorum sizlere. Puandan emin olmayan, içi rahat etmeyen, soru işareti olan yok mu? Yok galiba. Murat, sence sana kaç puan vermeliler? Bence 9-10 puan vermeliler bana. Ben 9-10 mu? 9-10 puan vermeleri gerekiyor. Çünkü ben çok zor bir menü yetiştirdim, yaptım. Lezzetlerine de inanıyorum ve güveniyorum. Gayet lezzetli, iyiydi. Tabii bunlar arkadaşlarımız. Kıl tüyü aradılar içerisinde ama yapacak bir şey yok. 9-10 bekliyor. Evet, 9-10 bekliyorum. Ne oldu? Siz? Ufuk. Evet. Bir saniye, Ufuk gülüyor. Ya biraz gülüncüme gitti. Yani güne gitti. Sizin taş olmuş etinizde, taş olmuş etinizde haklısınız. 10, doğru. Evet, doğru. 10, 10. Tabii. Doğru. Taş olmuş etinize 10 haklı. Hatta diyorum. Ben 11 vereyim size. Taş olmuş etinize. Bir de fazla vereyim. Peki, peki. Peki. Sizin yarışmacı 9-10 bekliyor. Bakalım nasıl olmuş, göreceğiz. Derya ile başlıyoruz bugün. Derya, görelim bakalım kaç puan vermiş. Benim Murat Bey'e puanım 4. Sadece çorbasını beğendim. 4 mü? Diğer hiçbir yemeği beğenmedim. İnanın, Derya Hanım öyle. Gerçekten size inanamıyorum. Haksızlık. Dün, siz nasıl yatacaksınız ya? Hakikaten. O kadar rahatım. Çok merak ediyorum. Sizin gibi. En az keşke sizin kadar rahatım. Keşke size 4 verseydim ve halk da beni ilgi kesseydi de. Keşke verseydiniz. En azından bununla karşılaşmasaydım ben. Size, gerçekten. En azından yani yazık, o 6 puanı yazıklar olsun. Ben sizin sadece çorbanızı beğendim. Gerçekten haksızlık. Masamda öyle demiyordunuz ama. Ben hakkımı helal etmiyorum. Masamda öyle demiyordunuz ama. Ben hakkımı helal etmiyorum. Benim masam bile sizin masalarınızdan 10 kat daha iyiydi. Sadece masam bile. Benim aksesuarlarım, görselliğim, eksik takım, çiçeğim, yanlış takım, eksik takım. Birer bir çatal eksikti. Bizde o da yoktu ama. Bizde o da yoktu. Sizden daha iyi diyorsunuz. Sizde ama yapay çatalı şey, bıçağı bırakın da hakikaten 4 ne ya? 4 ne ya? Çorbasını beğendim Zuhal Hanım. Olmamıştı ama. O pilav hiçbir şey olmuş. Patlıcan kebabı yazmış. Ben göremedim. Patlıcan göremedim tabakta. Ya patlıcan kebabı konusunda beni de eleştiririm. Tatlısı olacak. Olmamıştı. Humusu olmamıştı. Katır kutur içinden nohut çıktı. Katır kutur demeyeyim. Salatası uzuyordu. Ama 4'te. Sert mi diyelim? Yani yeter artık. Gerçekten böyle bir şey inanamıyorum. Peki. Gerçekten. Devam ediyoruz Handan'la. Evet Andan. Görelim. Zuhal Hanım, benim puanım 4. Bir 4 de buradan. Senin o yoğurta verdiğimiz 4 gibi, evet. Bakın sürekli aynı şeyi telaffuz ediyorsunuz. Ya ben gerçekten yazıklar olsun. Sürekli aynı şeyi telaffuz ediyor. Benim mor lahana salatam o kadar lezzetli ki hafızalarınıza kadar kalmış. Dilinizden sadece düşmüyor. Yazıklar, yani tüy, yani konuşmak istemiyorum bile hani ben bunlara. Yani bu dörtün haksızlığını bunlara. Siz nasıl yatacaksınız? Nasıl bunu hesaplayacaksınız? Sizin gibi yatacağız. Çok gibi. Merak ediyorum. Başka hiçbir şey de demiyorum. Buyurun Zuhal Hanım. 5 bile etmez miydi yani? Gerçekten. Zuhal Hanım sadece çorbasını beğendim. Allah Allah. Çok büyük haksızlık. Bence de yani firik pilavının nesi vardı ya? Evet, Ufuk gelecek. Ufuk gösterecek şimdi puanını. Umarız daha yüksek bir puan gelir tabii. Evet Ufuk, sen de paylaş benim verdin. Benim de puanım. Bir 4 de burada. Yazıklar olsun. O taş ete, ben 5, ben demeyelim, kaç puan vermiştim? Demeyelim öyle.
Gerçekten yok. Ben cevap bile vermek istemiyorum. Yani şöyle. Sen neye verdin? Ben çorbasını beğendim ama Allah'tan içine... çorbayı beğenmişim. Yani verecek, yabancı cisimler çıkmasına yani, rağmen oradan da yine yani, bir puanını kırmadım yazıklar yani. Olsun. Yani yabancı cisim şey çıktı yani içerisinden keşke ot onu da çıktı vermeseydin. Yani. Ya keşke vermeseydin bir puanını da ona. Verdim işte emeğine verdim. Daha ne yani, saman demiştin önce galiba. Yani saman. Emeğe verseydin bak 4 çorbayı beğendin 4 emeğe de 1 verirdin 5 yapardın. Bunu ya bile yapmamışsınız. Sen bana 5 vermişken... Siz yatamayacaksınız ya. Yatamayacaksınız. Siz üçünüz yatamayacaksınız. Çok tamam rahat mı? Uyuyacağım. Yatamayacaksınız. Zaten herkes kendi evinde yatar. Uykunuz yok. Üçünü. Yatamayacaklar. Yani, yatamayacaklar. Göreceksiniz. Siz bana 4 verirken rahat yatamayacaksınız. Hadi in ya. Hadi in ya. Ya daha ne olsun içerisinden... Yani haksızlığın yani saman çıktı ya. Ya değildi. Saman değildi o. E neydi? Saman gördünüz mü acaba merak ediyorum. Allah Allah. Bilinmeyen cisim UFO'ydu herhalde. Evet UFO aynen kesinlikle. Allah Allah. Evet son puan gelecek Damla'dan. Evet Damla sen de paylaş bizlerle ver. Yuhal Hanım ben 7 puan verdim. Aa! Çünkü olması gerekeni. Aa! Teşekkür ederim. Ya neyle hiçbir şeyini beğenmedin. Nereye verdin öyle? Çok küçük hatalardı. Yani Frik'te çok küçük bir tuz eksikliği vardı. Kebap için de aynısını söyledim. Onu dışındaki sos yanıltmış sanırım. Yanmaya başladığı için fırından çıkarttı. Hmm. Ben 2-3 dakikalık bir şey için puan kırmadım. Tatlısını hiç beğenmedim. Mezesine tatlısını, de dedim. Meze değil, ara sıcak. Tatlısını hiç beğenmedim. Oradan puan kırdım ve humusta da o küçük espriyi yakalayamadı. Yani kendi yorumlarıyla paralel bir puan bence. Kesinlikle. Zaten herkesten daha olumlu yorum Zuhal Hanım, yaptı ben ama. Ben yine yanılmadım. Arkadaşlar beni yine yanıltmadı. Dün dediğim gibi yanına çekmeye çalıştı. Hanımefendi. Senin gözünün para görürdü. Derya Hanım. Benim buradaki için, paraya gerçekten para ihtiyacım için, yok. Ama para için. Ama para için bu kadar haksızlık olmaz Zuhal Hanım. Neden bu yarışmaya para için bu kadar. Paraya bürümüş diyor ya. Yani, onun için her şeyi yaparsınız. Ben yemeklerimi yaptım. Orası ayrı. Bu kadar haksızlık. Gerisi olur ya da olmaz. Anlaşılan o ki çok konuşulacak bir büyük final olacak. Çünkü bir yerde 3 tane 4 gördük. 3 yarışmacı da ve bir yarışmacı da 7 verdi. Bakalım dengeler değişti mi? Buyursunlar büyük finalde. Evet bu özel ve anlamlı günde geldik. Haftanın en çok merakla beklenen anına büyük finale tekrar sizde. Hoş geldiniz sevgili yarışmacılar. Hepiniz buraya Gündüz Kuşağı'nın en yüksek ödülü olan 75 bin TL için geldiniz. Mücadelenizi verdiniz. Terlerinizi döktünüz. Ve de sonunda elimdeki tabloda bu haftanın şampiyonunu birazdan sizlere açıklayacağım. Ama ondan evvel tabii ki yine bir haftanın kritiğini yapacağız. Handan'la başladık bu haftaya. Handan 2 tane 4 gördük. Evet, sonra da senden bol bol 4 gördük. Neler söyleyeceksin? Sana verilen 4'ler ve senin verdiğin 4'lerle ilgili. Zuhal Hanımcığım, Murat Bey hafta boyunca senin morla hanan sert, senin morla hanan sert deyip durdu bana. Evet. Kendi humusu. Kıtır kıtır, katır kuturdu. Hiç de ben beğenmedim açıkçası. Ve bana haksızlık yaptığını düşünüyorum. Bana 4 vererek. Sen kimseye haksızlık yapmadın mı sence? Pişman olduğun bir puan var mı? Yani şu yarışmacıya keşke bir tık yüksek vereydim. 10'a 5, 16 olurdu aslında diyebileceğim yarışma var mı? Yarışmacı. Yok hayır olmadı. Olmadı peki. Olmadı. Damla gülüyor oradan. Damla. En çok sana üzüldüm bu hafta. Evet Zuhal Hanım. Yani çünkü tek eksiği olan yarışmacı Damla oldu bu hafta. Aslında arkadaşlarımla da demin konuşuyordum. Ekip arkadaşlarımla gerçekten el lezzetim vardı. Açıkçası ederim. Kimse senden öyle bir performans beklemiyordu. Tabii ki eksiklerin olmasaydı bence sonuç farklı olurdu. Sen neler söyleyeceksin? Zuhal Hanım ben çok üzüldüm. Geldim. Puanlarım çok düşük. Evet. Ve yine pişman değilmiş Handan Hanım. Ya. Bu tarafımda bir Derya Hanım, bu tarafımda bir Handan Hanım. İkisi de hiç pişman değiller verdikleri puandan. Ben anlamıyorum niye bu şekilde konuşuyorlar. Sen bugün bir 7 verdin, 9 verdin, evet. Yüksek puanları sen verdin. Çünkü doğru olan puanları verdiğini yediği düşünüyorum. 7'yi hak etmiyordu. Neresi doğruydu Damla? Neresi doğru, evet. Derya Hanım artık neresi siz doğruydu? Bence bu puanlar... Siz tamamen oynadın mı Damla Hanım? Murat Bey ama size eksik verildi. Ben 9 puan verdim bak, size. Bana yani. Verilen puandan konuşmuyoruz bugün. Niye Murat konuşmuyoruz Bey, bakın, mesela tamam, o zaman? Geçti. Siz de konuşalım. Murat Bey'e verdiğiniz puandan bahsediyoruz. Siz Murat Bey'e verdim diye konuşuyoruz. 7'ye fazla mı diyorsunuz? 3 kişinin 4 verdiği bir menüye 7 çok fazla. Çünkü bir gün önceden bunun yolu yapıldı. Siz para hırsından, birinci olmak hırsından. Hepimiz burada siz birinci oyun oynadınız. Beyefendi, hepimiz oyun burada birinci olmaya gelmedik olmamış mi? Menüye, siz olmamış menüye, eksik olan bir menüye 2 verip benim tam komple hazırlanmış etmiş olduğum menüme
gayet şık olan masama dört verdiniz, ben inanamıyorum. Çünkü lezzet yoktu. Nasıl lezzet yok? Lezzet yoktu. Nasıl yok? Siz de benim masama verdiniz Murat Bey. Evet. Benim şimdi, de masam tam takıldı. Bence bu hafta tabii ki eksik menüyü dışarıda tutarak konuşacağım. Kimsenin masası dörtlük değildi ya da yemekleri. Ama bugün ben gerçekten Murat'a biraz haksızlık ettiğinizi düşünüyorum. O kadar lezzetsiz yemekler değildi yahu. Değil, hatta ben çok açık söyleyeyim. Yani senin bu kadar lezzetli yemekler, yani olmayan yemekler yok muydu? Tabii ki vardı ama yine de benim beklentimin üstündeydi mesela yani performansı. Çorban çok güzeldi, humus da öyle dediğiniz gibi katır kutur, kutur bir iki parça bir şey geldi yani. Firik pilavın güzeldi, patlıcan kebabına girmeyelim bence. Bilmiyorum sen mutlu musun o kebaptan? Yani bence olmamıştı ama gene de 4, niye 3 tane 4 aldın? Sen neye bağlıyorsun Murat? 3 kişi birden aynı puanı verdi. Ben şuna bağlıyorum. Ufuk arkadaşımızla Handan Hanım zaten intikam almak istediler benden birincisi. Evet. Derya Hanım'ın gözü zaten para hırsına bürünmüş. Birinci olmanın peşinde. Evet. Ki çok ne kadar düş, hala çok ne kadar iddialı. Düşük gelirse o kadar kar mantığıyla devam etti puanlamaya. Yüksek puanlar aldı ama yani. Yüksek puanlamalar aldı. Ben sana bir 6 verse sen rakip ben, olur muydun? Haksızlık soracaksınız muhakkak. Hani puanlamada haksızlık yaptığını düşünüyorum. Hayır, haksızlık yapmadığını düşünüyorum. Ama sen eşli de 6 değil de 4 verseydim. Aa. Gerçekten verseydim. Çünkü 4 aldığı için böyle konuşuyor. Gerçekten bugün 6 verseydim paketli diyecekti. Hazır yufkayı, siz ikiniz de haksızlık yaptınız. Hazır yufkayı kullanıp çiğ kabak koydunuz. Girit dedin listenle menümle alakası olmayan yemekler, yiyecekler, tatlılar getirdin. O zaman neden 6 verdiniz? Siz patlıcan kebabı yazdınız. Ben size 9 verdiniz. Ben ortalama bir puan kullandım. Hak geçmesin dedim. Dedim ki ne yüksek vereyim ne alçak vereyim. Neyse çünkü onu verseydiniz keşke. Gerçek reçeteleri kullansaydı ben sana ne dedim? 7-8'den aşağı verdim. Dedim. Ben de Zuhal Hanım, yani. Benim Zuhal puanımı sorguluyorlar ya, 3 yanlış bir doğruyu bastırmaya çalışıyor şu anda. Ben verdiğim puandan çok memnunum. Yok, sen doğru kimseyi puanlar korumuyorum. Verdim. Murat Bey koruyarak elime ne geçecek? Ben zaten eksik bir menüyle çıktığım için baştan düşük alacağımdan emindim ama bu kadar düşük puanlar beklemiyordum. Peki senin 7 vermenin altında sana verilen en yüksek puan olduğunu düşünüyor musun? Nasıl? Yani öyle yani sana 4 verdi en yüksek puanı Murat verdi dün. Acaba ondan dolayı mı 7 verdin sen? Hayır, hatta hani 8 de vermek isterdim. Ben 9 da verdim, 6 da verdim. Hani yapabilseydi tabii ki 8 de verirdim ama burada hak önemli olan şey. Benim yemeklerim çok lezzetliydi. 2 puan vermiş bir insanın bu kadar çok konuşması ve özellikle ben 9 vermişken beni çok şaşırtıyor. Dediğim gibi beni bastırmaya çalışıyorlar. Peki, şu an. Peki, handanaya kaldırıyor. Evet, Zuhal Hanım bir şey söyleyeceğim. 2 gündür, yani özür dilerim. Dünden beri Damla Hanım, Derya Hanım'a 9 puan verdiğim için çok pişmanım. Çok pişmanım deyip duruyor. Madem pişman olacaksın neden 9 verdin? Demek ki sen orada yemeğin lezzetine puan vermedin arkadaşım. Ben bunu düşünüyorum. Ben Murat Bey için, Murat Bey'e gelince, Murat Bey siz de deminden beri aynı şeyi söylüyorsunuz. Yok katır kuturdu, yok işte şey olmamıştı. Peki. Derya Hanım'ın salatası tabii için konuşuyordunuz ya. Ben en çok konuşmasını istediğim bir yarışmacı var. Henüz ona söz veremedim. Hemen söz vermek isterim. Ufuk. Ya şimdi Murat Bey gerçekten geldiğinden beridir bir intikam, bir intikam, bir kan davasına çevirdi olayı. İntikam olmaya çocuğa yani, koymuşlar zaten. Kan davasına i̇ntikam. Çevirdi. Ben ya, anlamadım. Bu neyin Ufuk, intikam? Bak, ben Damla eksikliğini çıkarmasaydı. Ufuk'u bir dinleyelim. Bir saniye. Evet. Yani intikam alınacak hiçbir durum yok. Yani ben çok adaletli puanlar verdim. Yok, senin yazdığın kalorilerle o kadar mutlu olduk ki biz. Olsun, bir de bugün Dünya Kadınlar Günü. Evet. Hanımlar, profiterol 150 kaloriymiş. İzlemeyenler olabilir. Neyse. Portakal suyu 20 kaloriymiş. Ne bileyim ne vardı başka 40 kalorilik bir şeyler. Çorba 40 kalori. Yani hanımlar vurun kendiniz profiterole, vurun portakal suyuna. İçelim, yiyelim, güzelleşelim. Çünkü gayet de bence hoş bir şeydi hesaplamaydı. Yanlış da olsa bizi bir günlüğüne de olsa mutlu ettin. Yani. Arada böyle şeyler olmalı bence insanın hayatında. Yani mutlu edebildiysem ne mutlu bana. O kadar sempatiksin yani, ki. Bu kadar gergin bir programda ben renk attım. Bence de kesinlikle. Aşırı renk yani, güldürdün bizi sağ ol. Aynen öyle. Çünkü çok stresli insanlarla beraberim. Yani ben aslında çok şen şakrak bir insanım. Evet. Ama bu ortama girdiğim zaman yani onu belli edemedim. Çünkü çok fazla kaos vardı bu hafta. Bugün de ilk kez seni bu kadar gergin ve sinirli gördüm. Evet, yani bir haftanın toplanmışlığı var üzerimde. Bir birikti, ağırlık birikti, vardı. Birikti. Artık tutamadım kendimi. Bugün Murat Bey de... Bana patladınız yani. Yani hayır, bana size patlamadım. Bana incik kesinlikle. Incik tuz aradın, kıl hayır, aradın, incik kusura... aradın, saman aradın, ufo aradın. Nereden UFO'yu buldun? İndirttirdim. Yani evden mi getirdin? Dört puanı yapıştırdın, helal olsun. Evden mi helal getirdin? Helal olsun. Yani sen, cebime sen mi koydum bak, da? Ufuk Bey, sen eğer ki Damla Hanım menüsünü tam çıkarsaydı
haftanın en kötü menüsünü yaparak, en lezzetsiz yemeklerini yaparak sonuncu olacak. Utanmayacak mıydı? 4 yıllık yapma ya. Gastronomi okuyorsun. Yapma ya. Utanmayacak mıydı? Sesini yükseltme. Utanmayacak. Yükseltme, kendine gel. Ben kendim, daha kendindeyim. Yani hayır, belli ki kendine oldun, titriyorsun yani heyecandan. Ben çok, ben titremiyorum. Ben gayet kendim. Belli belli. Sakin ol. Haksızlığa giremiyorum yalnızca. Relax. Sadece haksızlığa giremiyorum. Relax olalım ya. Ben relax. Yani öyle söylenmez. Öyle de söylenmez de neyse. Peki daha konuşacağız tabii ki ama ondan evvel tabii ki maalesef haftanın en düşük puanını alarak 75 bin TL'ye veda eden ilk ismi artık açıklama vakti geldi. O kişi aranızda maalesef. Damla sen oldun. Çok sürpriz bir son olmasa gerek. Üzgünüm. 11 puan verdi rakiplerim. Ben 4 puan verebildim ama emin ol, eğer tam olsaydı menin daha yüksek alacaktım ben. Teşekkür ediyorum. Çok ama el lezzetin var. Çok sağ olun. Dışının güzelliği elinin lezzetine de yansımış. Teşekkür ederim. Bundan sonra ağabeyinle sana mutlu, huzurlu, keyifli bir hayat diliyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah her şey gönlünce olsun. Bir iki bir şey söylemek tabii istiyorum. Tabii ki. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Rica hepiniz ederiz. Burada bizimle çok güzel ilgilendiniz. Ne mutlu çok bize. Çok şahane bir program yapıyorsunuz. Sizleri de çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Burada olduğunuz için çok memnunum. Çok teşekkürler. Amerika'ya annene selamlar bizden. Evet. Evet ve geliyoruz haftamızın dördüncüsüne. Aa, Allah Allah. Enteresan bir sonuç var burada. Zuhal Hanım. Efendim? Kalbim ayaklandı size doğru, koşarak hızlı adımlarla geliyor. Ah dur basmayın. Heyecanlandın. Heyecanlandım. Evet. Evet. Haftamızın dördüncüsü 24 puanla Ufuk sen olmuşsun. Gerçekten çok şaşırdım yani. Gerçekten şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Neden şaşırdım? Yani, bu şaşırmış oldu? Haliniz mi Ufuk Bey? Hayır yani. Aslında sonucu olman gerekiyordu ama. Hayır ben bu çıkarmasaydı sen sonucu beklemiyordum. De. Beklemiyor muydun bu sonucu? Gerçekten beklemiyordum. Çok. Yani sizin tematikle ilgili zaten sıkıntı vardı. Hep sıkıntısı vardı. Yine gördük onu. 19 puan aldın yarışmacılardan maalesef. Evet. Herhalde benden biraz yüksek bekliyordun evet. Ama ben sana 5 puan verebildim. 24 puanla tamamladın. Keşke daha yüksek verebilseydim ama maalesef olamamıştı. Olmamıştı. Ama olsun. Yani diplomasını da gösterdi. Ben eminim tabii ki normalde çok daha güzel yemekler yapıyorsun. Evet. Heyecandır. Olabilir. Evet. Canın sağ olsun. Ama iyi ki geldin. Teşekkür ederim. Seni tanımış olmaktan büyük keyif aldık. Eminim seyircimiz de bizle aynı kanaatte olacak. Çok sempatiksin. Sana da sevgili İrem'le ve ailenle bundan sonraki hayatında mutluluklar diliyorum. İyi ki geldin diyorum. Fakat şimdi Ufuk 24 puan aldı da bir diğer yarışmacı kaç puan aldı? O da 24 puan almış. Aslında bu hafta 2 dördüncümüz veya 2 üçüncümüz var diyebiliriz bu durumda. Seninle aynı kaderi paylaşan bir yarışmacımız daha var. O isim de Handan sensin. 18 puan aldı sen Sofuk'tan daha. Handan Hanım masamda oynadı. Ben de şurada iki oynayabilir miyim? oyna. Şöyle hafif oturduğu yerden. Ya Zuhal Hanım teşekkür ben ederim. Son bir şey söylemek istiyorum izninizle. Bugün ben Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Rica sayesinde bir 10 kilo kadar zayıfladım. Gerçekten. Ne mutlu bugün düştü ya. Bugün düştü ya. Allah. Acayip. O sandalye düştü. Ben düşmedim ki ben. Fark etmez. Olsun siz de düşebilirsiniz. Üzüldüm ben Zuhal Hanım'a gelir diye. Hayır. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Dağlarım eridi. Ben de çok teşekkür ediyorum sana dans ettiğin göbek atıyor. Evet kaldı. Yetiştiremedin. Yetiştiremeyince ne yapalım? Senin üzülmen lazım. Canım. Hayır özür dilerim. Yemeğin olmayınca ne yapmam canım. Gerekiyordu? 18 puan aldın Handan. Ben sana 6 puan verdim. 24 puanla tamamladın. Senin de eline emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum Zuhal Hanım. Her şey için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Ederiz. İyi ki geldin. Sizinle olmak, ekip arkadaşlarıyla birlikte olmak çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Ben çok eğlendim. Hayatım boyunca bana çok güzel bir anı olarak kalacak. Hele ki sizin gibi güzel bir hanımdan 6 puan almak aynı şekilde. Beni ayrıca mutlu etti. Sizler de çok güzelsiniz. İyi ki geldin diyoruz sana da. Ve geliyoruz 2 tane finaliste. Hadi buyur Murat'la Derya. 2 finalist. Evet, Murat şaşırttı demiştik. Puanlarda da öyle oldu. 75 bin TL için 2 finalistimiz var. Biri Derya, biri Murat. Bakalım kim şampiyon olarak bugün bu evden ayrılıyor? Bu haftanın birincisi 75 bin TL'nin sahibi. Tabii ki.
ki Derya oldu alkışlarla. Çok yüksek puan aldı zaten. Alayım seni böyle yanıma. Evet Derya, öncelikle tebrik ediyorum. Güzel yarıştın. Hemen ödülünü Cihangir'cim takdim edelim. Güle güle harca. Çok sağ ol. Güzel bir yarış çıkarttın. Hatta şöyle söyleyeyim, biz kendi ekip arkadaşlarımızla da gel böyle biraz daha. Kendi aramızda konuştuk. Son zamanlarda programımızda yapılan en güzel yemeklerdi. Çok teşekkür ederim. Gerek sunumlarında, gerek lezzetlerinde. Zaten benim amacım buydu zaten. Evet evet, başardın. Seni tebrik ediyorum. En yakın rakibin Murat'tı. Murat'cığım sen yarışmacılardan 19 puan aldın. Ben sana 6 puan verdim. 25 puanla tamamladın. Patlıcan kebabın olsaydı kuşkusuz daha yüksek alırdın ama yine de eline emeğine sağlık. İyi ki geldin. Afiyet olsun. Sana da bundan sonraki hayatında mutluluklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ve geldik Derya sana. Derya 27 puan aldın yarışmacılardan. Ben de sana son zamanlarda peksi kullanmadığım bir puan 9 puan verdim. Çok iyi, çok teşekkür ederim. Bir puanı da ara yemeğinden kırdım. Tam olarak olmamıştı, sen de biliyorsun. Yani 36 puanla bu ödülü hak ettin. Çok teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. İyi ki geldin. Ben de farklı bir deneyim, güzel bir ana oldu benim için. Ne güzel, ne mutlu bizim. Çok keyifli bir hafta geçirdim. Arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz ve bugün tekrar kutlamak istiyorum. Çünkü bu güzel ve anlamlı günü, hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Ekibimize, hanımlara, beylere, yarışmacılarımıza ve sevgili seyircimize bir alkış alalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.